Sayın Valim, çok değerli belediye başkanımız, Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanımız, çok değerli gazeteciler, basımızın çok değerli temsilcileri, değerli Urfalılar, her yıl geleneksel olarak uyuşturucuyla mücadelede basının rolü panelini gerçekleştiriyoruz. Farklı illerimizde, Anadolu'muzun farklı ücraları kesimlerinde. Bu sene Şanlıurfa ilimizdeyiz. Şanlıurfa ilimizde uyuşturucuyla mücadelede basının rolünü çok değerli gazetecilerimiz, akademisyenlerimiz, hukukçularımız burada bizlerle paylaşacaklar, izleyicilerimizle paylaşacaklar. Öncelikle son günlerde yangınla mücadele ediyoruz. Yangınla mücadelede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, orman kahramanlarımıza Allah rahmet eylesin. Şehitlerimize yurt dışında, sınır ötesinde ve sınır içerisinde şehit olan kahramanlarımıza, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize bir Fatiha okuyalım lütfen. Sayın Valim, bu sene biraz evvel ifade ettiğimiz gibi Şanlıurfa ilimizdeyiz. Uyuşturucuyla mücadelede basının rolü panelinde moderatör olarak doçent doktor İsmail Altıntop bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi bizlerle birlikte olacak. Kanal D Ankara temsilcisi Sayın Zafer Şahin bizlerle birlikte olacak. 24 Televizyonu Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizlerle birlikte olacak. Doktor Mehmet Karakaya, klinik psikolog, aynı zamanda bu işin psikoloji tarafını da ele alacağız, bizlerle birlikte olacak. Ve hukukçu, avukat Semra Ilık bizlerle birlikte olacak. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Onlar için bir alkış alalım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Ve Hacı Yakışıklı tabii, Yeni Akit gazetesinden değerli gazetecimiz, o da bizlerle birlikte olacak bu panelde. Öncelikle konuşmalarını yapmak üzere, açış konuşmaları yapmak üzere Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanımız Sayın Sinan Burhan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz efendim. Çok saygıdeğer Sayın Valim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli meslektaşlarım, sevgili Urfalılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi de uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadele. Bizler her yıl farklı illerde bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Amacımız farkındalığı artırmak, bilinçlendirmek. Her zaman söylüyoruz, tıpta koruyucu hekimlik meselesi var. Koruyucu hekimlikten önce koruyucu medya kavramını bizim dikkat almamız gerekir. Medya bilinçlendirmeli, bilgilendirmeli, yönlendirmeli. Toplumsal farkındalığı artırmalı. Bunun yanı sıra yine değerli akademisyenlerimizi de davet ederek bunun fizyolojik, psikolojik boyutlarını ele aldık, alacağız. Hukuki noktada kıymetli bir avukat arkadaşımızı davet ettik. Teknik olarak da bu konulara vakıf isimleri davet ettik. Bizler Anadolu Yayıncıları Derneği olarak bu ülkeye hizmet eden milli, yerli, ezan, bayrak, cumhuriyetten, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan bir sivil toplum örgütüyüz. Bugüne kadar çeşitli sivil toplum çalışmaları yaptık. Kendimizi sadece teknik alanlarla sınırlandırmadık. Sosyal meselelerle, siyasi meselelerle, sivil topluma ilişkin meselelerle ilgili önemli kanaatlerde açıkladık. 15 Temmuz'da Anadolu medyası sokaktaydı, ayaktaydı. Yine uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çeşitli illerde organizasyonlar yaptık. Yine Suriyeliler konusunda şimdi Ramazan, şimdi yardım vakti, şimdi barış ve kardeşlik vakti diye toplumsal birlik ve bütünlüğümüze hizmet edecek çeşitli kampanyalar gerçekleştirdik. 15 yıldır güçlü bir sivil toplum çalışması yapıyoruz. Ankara'da Anadolu Medya ödüllerini gerçekleştirdik.
Başbakanımızın, daha önceki yıllarda başbakanlarımızın, en son geçen sene Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir tören gerçekleştirdik. Kısmet olursa yine bu sene Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Eylül ayı içerisinde böylesine büyük bir ödül töreni yapacağız. Bizler bu topraklara bağlıyız. Milli yerli insanlarız. Kardeşlik diyoruz. O nedenle sivil toplum çalışmaları önemsiyoruz. Son bir mesajla konuşmamı bitirmek istiyorum. Değerli konuşmacılarımız var. Kıymetli valimiz, belediye başkanımız konuşacaklar. Ayrıyeten de Türkiye'nin dört bir yanından Anadolu kanalları bu programı şu anda canlı olarak yayınlamaktalar. Arkadaşlar, yerli ve milli medya konusunda duyarlı olmamız gerekir. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Crest Vakfı Türkiye'de bazı sivil toplum örgütlerine ve medya mensuplarına ciddi fonlar verdi. Amaçları sözde gazeteciliği ayakta tutmak, objektif olmak vesaire. Fakat bu yayın organları gerek hükümetle ilgili, gerek Cumhurbaşkanımızla ilgili, gerek ülkenin birliği ve bütünlüğüyle ilgili negatif propaganda yapıyorlar. Objektif yayıncılığa saygımız sonsuz, farklı görüşlere saygımız sonsuz. Elbette yapacaklar. Herkes iktidarla aynı cümleyi kurmak zorunda değil ama provokasyon yapmak, ülkeyi karıştırmak, bunlar kabul edilemez. Biz bunu Gezi olaylarında da gördük. 3 milyar dolara mal oldu Türkiye'ye bu işin faturası. İkincisi de son günlerde yangınlarla birlikte işte Help Turkey, Global Call diye uluslararası sosyal medya organizasyonları Türkiye'yi zayıf göstermek, aciz göstermek için kara propaganda yapıyorlar. Amaçları turizmi çökertmek, ekonomiyi çökertmek, Türkiye'ye diz çöktürmek. Biz Anadolu medyası olarak bu oyunların farkındayız. Dimdik ayaktayız. İnşallah bu ülkenin birliği dirliğine hizmet etmeye devam edeceğiz. Konuşmamın sonunda bizlere destek veren Şanlıurfa Belediye Başkanımıza, kıymetli valimize, Faruk Bey'e, Toru ailesine ve tüm değerli katılımcı meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazı Gül'ü kürsüye arz ediyorum efendim. Değerli valim, değerli katılımcılar, panelistler ve ustalarım diyeyim ve değerli misafirler. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Panel için şunu ifade edebilirim ki Şanlıurfa genç bir nüfusa sahip ve bu çok önemli bir panel. Urfa'da yapılmasında karar veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bahsettiler arkadaşlarımız. Covid-19'da koronayla ilk önce İnsanların ciğerleri yandı. Bu virüs bizim ciğerlerimize saldırdı. Arkasından bir yangın çıktı. Şimdi insanlığın ciğeri yanıyor. Yapılması gereken ne? Efendim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında bir karıncanın ağzında suyla ateşe gittiğini görüyorlar. Soruyorlar. Hikaye bu ya. Karıncaya, senin bu götürdüğün su ateş için ne değeri var götürdüğün suyun? Diyor ki benim gücüm bu kadarına yeter. Şimdi aslında insanlığın yapması gereken bu ormanlar insanlığa ait ormanlar. Yapılması gereken yardıma koşmak. Tabii ki bir kısım ülkeler ülkemize yardıma geldiler. Müteşekkiriz. Bu arada şehitlerimiz oldu. Onlara rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var. Onlara rahmet diliyoruz. Ama bir şey var ki insanlık çok zorlu bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Bunu çok zaman ifade ettim. İnsanlık bir tünele girdi. Tünelin öte tarafında ne var çok iyi göremiyoruz. Ama bir şeyi bilmemiz lazım. Bu tünel insanlığın hayatını yavaşlattı ve dijitalleştirdi. Yani belki insanlığa şunu diyor.
oturun, düşünün diyor. Biraz düşünmeniz gerekir diyor. Uyuşturucuya gelince biz siyasi yaşamımız nedeniyle bu işin pratikte çok içinde olduk. Bir defasında bir anne şunu bana ifade etti. Dedi bizim bir çocuğumuz var 15 yaşında dedi. Bu uyuşturucu müptelası olmuş. Ben dedi akşam iki kızımla birlikte odama gittiğimde kapıyı arkadan kilitlemek zorunda kalıyorum. Bizi kurtarın dedi. İsterseniz çocuğum hapse girsin dedi. Tabii biz uzun süre bununla ilgili incelemeler yaptık. Nasıl oluyor? Birçok sebebi var. Aile çok önemli, çocuğun kendisi çok önemli, çevre çok önemli, basın çok önemli. Her şeyin birbirini tamamlayıcı olduğunu görüyoruz. Ama uyuşturucu bana göre gençliğimiz için en büyük tehlike. Neden? Efendim uyuşturucuya düştüğü zaman aynı zamanda sana dönüyor bu. Yani problem olarak, toplum problemi olarak herkesin uğraşmak zorunda olduğu bir problem. Bazen bu uyuşturucuya düşen çocuklarımıza bakıyorum. Diyorum ki bunların içinde ne dahiler var, ne sanatkarlar var, ne liderler var. Hepsi şimdi hale geldi. O çocukları alıp kurtarmak da çok zor oluyor oradan. Ve bir müddet sonra bakıyorsun tekrar o çevre, bulunduğu çevre onu alıp oraya götürüyor. Efendim nasıl başladınız diye sordum da bunlara. Bir kısmı tabii aile sevgisi noktasında bakıyoruz sıkıntı var. Bir kısmı arkadaş. Diyor ki bana dediler ki ya ne olur ki bir defa dene. Bir defa bak bir şey olmaz dene diyorlar. Ben de bir defa denedim ama diyor ondan sonra süreç başladı diyor. Bu şekilde o süreci devam ettiriyor. Urfa genç nüfusu olan bir yer. 18-24 arası gençlerimiz 500 bin civarında. 500 bine yakın. Bir de mültecileri katarsak tam bir 500 bini aşıyoruz. Ne yapacağız? Bunların adı delikanlı. Enerjileri yüksek. Bunları hayırlı bir işle meşgul etmek zorundayız veya hayırlı bir işe yönlendirmek zorundayız. Biz Şanlıurfa Belediyesi olarak tabii ki valiliğimizle el eleyiz, onu da ifade edeyim. Bütün sportif faaliyetlerde, diğer konularda. 48 tane ben geldikten sonra judo, karate, tekvendo spor salonu açtık. Her birini açtığım zaman bir çocuğu oradan alıp kurtardım diye düşünüyorum. Çünkü bu spor çocuğun bedensel gelişim bakımından çok önemli. Sağlıksız bir takım temayülleri oluşmuyor. 28 tane kadın destek merkezi açtım. 16 tane de gençlik merkezi açtık. Şimdi diyorum ki hedef 100 karate spor salonları için. İnşallah da bunu 100'e tamamlayacağız. Ama 100'e tamamlasak dahi bu 500 bin nüfusun bir kısmı yine dışarıda kalabilir. Çünkü çocukların temayülleri farklı. Yine 72 milyon değerinde bir bilim merkezi kuruyorum. Çünkü bugün dijitalleşmeye artık süratle gidiyoruz. Dünyadaki her bir dijital yenilik çok sıkı takip ediliyor. Bunun merakları var. Bu işin içerisinde gelişime müsait çocuklarımız var. Bir de dünyadaki artık yarış dijital yarışa döndü. Kurumlar dahi eğer elektronikleşmede ve dijitalleşmede geri kalırlarsa o kurum, o müessese de geri kalmış oluyor. Rekabet şansını kaybediyor. Öteden beri ben şunu ifade etmişimdir. Efendim, çağın gereği olan bu dijitalleşmeyi, bu değişimi yaşamazsa bir
senin kapına bir kilit bırakıyor. Yok, eğer durum çok gerekliyse bu defa deniyor ki içindekiler içeri boşalsın hele bakalım. Bu işten anlayanlar gelsin diye diyor. Böyle bir değişim oluyor. Bu nedenle de biz bilim merkezimizi kurduk. Bu konuda Türkiye'de Başakşehir'in çok iyi noktada olduğunu gördük. Onunla kardeş belediye olduk ve diğer dünya şehirlerini takip ediyoruz. Ben önüme gelen herhangi bir konuda artık şöyle diyorum. Bana bir proje getirdiğiniz zaman, bir tasarım getirdiğiniz zaman bakın diyorum en az 20-30 örnek dünyadan bul getir. Artık Google Earth'ı açıyorsun. Kaldırım taşlarına bakıyorsun, saksılara bakıyorsun, tentelere bakıyorsun. Ben bunu böyle yaptım. Ondan da bir ileri gitmeye bak diyorum. Bu şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Yine şunu gördük. Dijitalleşme aslına bakarsan belki bir sonsuzlukla eş bir şey. Bu da içerisinde her şey var. Bu da gençlerimizin ilgisini çekiyor. Hakikaten belediyemiz pandemiyle mücadele ederken çok sıkıntılı bir ekonomik durum varken biz bu adımlarımızdan hiç tasarruf etmedik. Hatta ilk geldiğimizde sıkıntımız çok büyüktü. Ben şunu dedim. Her tarafta tasarruf olacak ama gençlikle ilgili çalışmalarımızda kesinlikle tasarruf yok dedim. Ona devam edeceğiz. Efendim dediğim gibi bir taraftan bir mücadele ederken o çocuğumuzu insanlık için hayırlı bir çalışmaya yöneltmemiz gerekiyor. Bazen herhangi bir iş yaparken dahi diyorum ki efendim bak yapıyorsun. Eğer başka bir zaman aracınla fırına, bakkala, pazara gidiyorsan spor yapıyorsun. Git yayan git gel bakalım. Bu şekilde sporunu yap. Yani yaptığın her bir iş, her bir hareket hayra dönüşmeli. O gençlerimizi de hemen ben uyuşturucudan aldım. Burada dursun. Olmuyor. Onu çok hayırlı bir işe yönlendirmemiz lazım. O zaman da ülkenin bütün enerjisi ve dinamizmi ortaya çıkıyor. Buna yalnız bizim değil, insanlığın da ihtiyacı var. Tek bir fikir, tek bir düşünce insanlığın hayatını değiştirebilir. Bakış açısını değiştirebilir. Zaten başta da ifade ettiğim gibi pandemi belki şunu bize söyledi. Durun bakalım hele. Nereye gidiyorsunuz? Hele oturun düşünün diyor. Bizim çok iyi düşünmemiz lazım. Efendim bu küreselleşme içerisinde renklerimizi kaybetmememiz lazım. Özelliklerimizi kaybetmememiz lazım. Birbirimize benzeşmenin çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Buna dikkat etmemiz gerekir. Biraz sonra elbette ki panelistlerimiz basının uyuşturucudaki önemini çok güzel anlatacaklardır. Biz o konuya girmedik ama kendimizle ilgili hususları anlattık. Ben buraya gelen ustalarıma, panelistlere hepsine teşekkür ediyorum. Buradaki bütün misafirlerime de saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı. Çok önemli bir aslında panel gerçekleştirilecek. Uyuşturucuyla mücadelede basının rolü bir mücadele var. Burada da bir mücadele var. Nasıl ki terörle mücadele ediyor isek, yangınla mücadele ediyor isek, uyuşturucu da yine gençlerimizin ciğerlerini yakıyor, gençlerimizi yok ediyor ve gençlerin, çocuklarımızın bilgilendirmesi hususunda büyük bir önem taşıyor bu mücadelede, bağımlılıkla mücadelede. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Eren'in kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin çok muhterem Genel Başkanı, bugün Şanlıurfa'mızda bizim aramızda bulunan, ilimize teşrif eden çok kıymetli basınımızın değerli simaları, basınımızın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, ben de sözlerimin başında hepinizi saygıyla,
muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok önemli bir konuyu bugün Peygamberler Kenti'nde masaya yatırmış olacağız. Bağımlılık konusu insanlığın önündeki, biraz önce Genel Başkanımızın da ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi insanlığın önündeki en can yakıcı sorunlardan bir tanesi. Risk boyutu, tehdit boyutu da her geçen gün artan, devletlerin, toplumların kendilerine göre geliştirdikleri planlamalarla ve mücadele yöntemleriyle bu illetle mücadele etmeye çalıştıkları, toplumunu, gençleri ve nesli korumaya büyük gayret sarf ettikleri can yakıcı problemlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Böylesine anlamlı bir panelin Şanlıurfa'da düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Buna vesile olan herkese, emeği olan, emeği geçen herkese de gönülden şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Sadece Türkiye'yi değil, dünyanın tamamı gittikçe artan madde kullanım oranlarıyla bu tehditle karşı karşıyalar. Sadece bununla değil, yine her geçen gün kullanım yaş grupları itibariyle alt yaş gruplarına da sirayet etmeye başladığı ve önlem alınmaması halinde de çok büyük toplumsal tahribatla ve büyük bir maliyetle karşı karşıya kalma riski taşıyan bir problemle karşı karşıyayız. Bağımlılığı sadece uyuşturucu bağlamında bağımlılıkla mücadelede basının rolü bugün işlenecek konu. Ama hepinizin bildiği gibi bağımlılık sadece uyuşturucu madde bağımlılığı değil, modern zamanın illetlerinden, hastalıklarından bir tanesi haline gelmeye başlayan internet bağımlılığı, medya bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı dediğimiz bağımlılıklar da genç yaştaki çocuklarımızı, gençlerimizi bir odaya, bir klavyeye ve bir ekrana hapseder duruma gelmiş durumda maalesef. Madde bağımlılığı, bir maddeye karşı gelişen tolerans sonrasında insanların veya gençlerin, kullananların kullanımdan vazgeçemedikleri ve her geçen günde kullanım miktarını arttırmak suretiyle kullananı ele geçirdiği, hapsettiği ve bundan uzak kaldığı zaman da bir yoksunluk hali yaşadığı bir durumu ifade ediyor. İnternet bağımlılığı da dijital medya bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı, yine gelişen teknolojiyle birlikte sanal alışveriş bağımlılığı olarak tabir edebileceğimiz çeşitli ayrı ayrı incelenmesi gereken, masaya yatırılması gereken bağımlılıklardan söz edebiliyoruz bugün. Bağımlılık sadece kullananı, madde kullananı tüketmiyor. Öbür taraftan aileleri tahrip ediyor. Ailelerin bozulmasına sebebiyet veriyor. Boşanma oranlarının artmasına neden oluyor. Toplumsal düzeni, kamusal düzeni tahrip edecek, bozacak boyutlara ulaşabiliyor. Ve bağımlılıkla mücadele oranı sayısı arttıkça da devletin ve devlet kurumlarının bu alana ayırdığı kaynaklar, imkanlar ve insan gücü nedeniyle de topluma çok büyük yük getirmeye başlayan her geçen gün bir sorun olarak da tanımlanması gerekiyor. Şanlıurfa, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin belki Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan bir şehir. Nüfusun neredeyse %50'den fazlası, %51'i 0-19 yaş aralığında bulunan, iyi yetiştirilmesi, bağımlılıktan uzak tutulması, devlet, millet, vatan sevgisiyle ve zamanın gerektirdiği bilimle, ilimle donatılması halinde
Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hedeflere ulaşmasında en önemli dinamik rolü oynayabilecek şehirlerin başında geliyor. 2 milyon 115 bin nüfusumuzun 1 milyonu neredeyse 1 milyondan fazla bir rakamı 0-19 yaş aralığındadır. 19-25 yaş aralığını da dahil ettiğinizde %65-70'e varan genç bir nüfusla karşı karşıyasınız. Bu nüfusun iyi yetiştirilmesi, geleceğe iyi hazırlanması, ortak değerlerimiz ve kültürümüz etrafında bunların yetiştirilmesi temel hayati sorumluluklardan bir tanesi olduğunu ifade etmeye, söylemeye gerek yok. Bu bağlamda da Şanlıurfa'da 2017 yılında başlattığımız, 2018 yılında mevcut durumumuzu madde bağımlılığı konusunda, bağlamında ortaya koymaya yönelik TÜBİM'le birlikte eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz ilimizin durumunu ortaya koymaya yönelik bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonrasında da Şanlıurfa'daki bağımlılık oranını, bağımlılığın yaygın olduğu alanları, sebeplerini bu çalışmayla tespit ettik. Ve ardından orada çıkan sonuçlara göre de Büyükşehir Belediye'miz, diğer yerel yönetimlerimiz, bu alanda mücadele veren STK'larımız, kamu kurum kuruluşlarımız ve toplumun bütün kesimleriyle birlikte bir mücadele stratejisi geliştirerek bugüne kadar uyguladık. Bu yapılan çalışmalar sonrasında 2018 yılında Türkiye ortalamasının birazcık üzerinde çıkan bağımlılık oranının aslında 2-3 yıllık bir çalışma sonrasında düşürülebildiğini ve bu konuda bir iyileşme sağlandığını da gördük. Geçen yıl bu çalışmayı tekrar ettik ve 2018 yılında yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz bulgularla bu senenin başında tamamlanan çalışmamızın sonucunda ortaya çıkan bulguları karşılaştırma ve eksik bıraktığımız tarafları tamamlamak suretiyle bu çalışmaya toplumun bütün aktörlerini, kesimlerini dahil etmek suretiyle bu çalışmayı yürütmeye gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Basının rolü konusuna girmeyeceğim, madde bağımlılığı konusunda. Çok değerli üstadlarımız var, hukukçularımız var. Onları dinleyeceğiz. Ancak genel olarak basının biraz daha, medyanın biraz daha bu konularda dikkatli olması, yapılan filmler, programlar, açık oturumlar da dahil olmak üzere, orada sergilenen ve ortaya konan tavırlar, söylemler, kelimeler, hepsinin çok daha dikkatli ve itinalı seçilmeye ihtiyaç olduğunu acizane bir vali olarak burada ifade etmem lazım. Üstadlarımızdan dinleyeceğiz ve onlardan aldığımız, öğrendiğimiz şeyleri de inşallah bu devam eden mücadele stratejimizin bir tarafına eklemlemek suretiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ben bir kez daha bu programın Şanlıurfa'da yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran değerli panelistlere teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'ya teşriflerinden dolayı, geldiklerinden dolayı ve bütün katılımcılara da saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Uyuşturucuyla mücadelede basının rolü Şanlıurfa 2021 projesi bu panelimize katkılarından dolayı öncelikle İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplum İşler Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de panelimize geçeceğiz. Öncelikle moderatörlüğünü yapacak çok değerli hocamız Doçent Doktor İsmail Altıntop'u davet ediyorum efendim.
Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'yı davet ediyorum efendim. Kanal D Ankara temsilcisi Zafer Şahin'i davet ediyorum efendim. 24 TV Ankara temsilcisi Melik Yiğiteli davet ediyorum. Yeni Akit Gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'yı davet ediyorum. Doktor Mehmet Karakaya'yı davet ediyorum. Ve avukat Semra Ilık'ı davet ediyorum efendim. Uyuşturucuyla mücadelede basının rolü panelimizin konu başlığı ve söz moderatörümüz de hocamızda. Buyurun hocam. Ben hepinize merhabalar diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanım, hepinize böyle bir paneli hazırladığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Bir Kayserili olarak Şanlıurfa'yı böyle bir kardeş şehir görürüz her zaman. Bizi dün de ağırladılar. Çok teşekkür ediyorum. Buranın geliştiğini görmek, ben birkaç defa gelmiştim. Güzel bir şehrimiz. Gerçekten genç bir nüfusa sahip. Onun için bu konu çok önemli. Bunu da genç nüfusun yoğun olduğu bir yerde yapmak çok güzel. Emin Bey'le konuştuğumuzda biraz daha sıkmadan sizlerin de hoşunuza gideceği şekilde yapalım diye planladık bu sunumlarımızı. Konuşmacılarımıza 10'ar dakikalık bir kendinin deneyimleriyle ilgili zaman verdikten sonra aralarda sorular alabiliriz. Panelin sonunda sorular alabiliriz. Kafanıza takılan şeyler olabilir. Ben kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Deniz İsmail Altıntop. Kayserliyim. Kendim acil tıp doçentiyim. Aynı zamanda Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliğini 4 yıldır yürütmekteyim. Sayın Valim, Belediye Başkanım bilirler. Bizlerde de toplum ruh sağlığı merkezleri gibi, madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezleri gibi merkezlerinde yine aynı zamanda başhekimliğini yürütüyorum eşgüdümlü olarak. Son birkaç yıldır dünyada değişen bir uyuşturucu bizde sağlık tarafında da değişimler oldu. Önceden işte yatıralım, tecrit altında tutalım, onları bazı şeylere zorlayalım derken burada daha çok iş uğraş terapileri şeklinde olacak yeni modellemelere, yani dünyanın gelişmesiyle beraber onlarda böyle bir modelleme oldu. Neler yaptık? Berberdir, kuafördür, işte bahçıvandır, ziraat teknisyenidir, seracılıktır, onun dışında spor faaliyetleridir, müzik alet çalmak gibi. Onları iş uğraş terapilerinden sonra topluma hazır bir şekle dönüştürmek istiyoruz. Bu gençlerimiz bizim için çok önemli. Yani bu mücadele aslında biraz önce başkanım, valim bahsettiler. Aynı yangın gibi Türkiye'de gençliğimizi yakan bir durum. Ben şöyle bir vakayla söylemek istiyorum. Biz vizitler yaparız her sabah 8'de ve 5'te. 5'teki vizitte dediler ki abi dediler bir hastamız var. İçeriye gidiyor, giriyor, tedavi olmak istiyor. Ama bir sinirleniyor, dışarı çıkıyor. Bizi bakanlıktan aradılar. Ya dediler biri bizi arıyor hani hatlarımızı, problem olduğunu söylüyor, bağırıyor, çağırıyor tekrar. Hangi hasta diye girdiğimde genç bir çocuk 23 yaşında. Buyur canım neyin var dedim. Ben tedavi olmak istemiyorum dedi. Yine bağırdı gitti. Arkasından gittik gel falan şöyle böyle derken ne kullandın benim aileme haber vermeyin falan dedi. Çok masum. Bu biz dikkat eksikliğinde kullandığımız bir madde vardır. Modafinil etken maddesi. Birçok kişi bunu ayakta kalmak için, işte uyumamak için, imtihanlardan önce ya işte bunu kullanırsan imtihanda çok başarılı olursun diye maalesef yanlış kullanılan bir ilaç. Aslında biz bunu bir hastalıkta kullandığımız bir ilaçtan normalde alması gereken dozun 25 kat fazla aldığını tespit ettik. Dünyada en fazla yapılan yayınlarda bunun 16 tane alındığını tespit etmiştik ve akut psikoz yapıyor hastada. Yani hasta tamamen normal, ailenin normal bir bireyi, çocuk 23 yaşında. Aileye haber verdik, yaklaşık 10-15 günlük bir psikiyatri servisinde yatıştan sonra hastayı taburcu ettik, normal hayatına döndü. Detoksifikasyon sürecine uğradı. Burada gencimizi kazandık. Bir gencin hayatını kazanmak tüm dünyayı kazanmak gibidir. Yani gerçekten içinden başkanım söyledi, alimler çıkacak. Bilim adamları çıkacak. Yani o aşamada bu gençlerimizi kaybetmemiz gerekiyor. Tabii bu sadece Türkiye'nin değil, Şanlıurfa'nın değil, Kayseri'nin değil, tüm dünyanın sorunu haline gelmeye başladı. 2030'daki kalkınma ve sürdürülebilirlik planlarında Birleşmiş Milletler'le de aynı şekilde bununla ilgili birçok çalışma var. Biz niye buradayız? Arkadaşlar maalesef Türkiye'de son 10 yılda
il artarak şu an Türkiye'nin her yerinde uyuşturucu bir gerçek haline geldi. 2014 yılında herkes hatırlar, Bonzai ile ilgili acil serviste 3 tane entübe hastamız vardı. Aynı hafta içinde bu 9'a çıktı ve biz bu hastalardan 2 tane gencimizi kaybettik. Geliş şikayetleri ishal, bulantı, kusma. Ondan dolayı kendi yazdığım kitapta, kitabın kapağına bir bukalemun yerleştirdim. Bu bukalemun doğada kendini gizleyebilir. Yeşilin yanında yeşil olur, sarının yanında sarı olur, kırmızının yanında kırmızı. Siz orada bukalemunu ayıramazsınız. Bu maddeler de bukalemun gibi semptom olarak, şekil olarak kendini gizleyebilir. Ben birçok test yaptım. İşte bu bilirsiniz, limon tuzunu, normal tuzu ya da kahverengi şekeri gösterdiğimde, bu uyuşturucu mu dediğimde birçok kişi bilemedi. Aslında toplumda genel kullanılan şeylere benzetilmiş. Yine kendimizin yaptığı uluslararası yayınlarda içinde 5 tane ayrı uyuşturucu ya da sokak ilacı diyoruz biz bunlara. Nelerdir sokak ilaçları? Aslında bizim tıpta kullandığımız ama suistimal edilerek sokakta kullanılan ilaçlar. Yani uyuşturucu ve sokak ilaçları tanımı geldi. Daha sonra sentetik kannabinoidler dediğimiz, sentetik ilaçlar dediğimiz artık binlerin üzerinde isimlerini almış, kafa karışıklığına neden olmuş, sizin bunu anlamanıza zor olan durumlar. Ben şundan çok memnunum. 2014'te bu Bonzai vakalarıyla beraber Türkiye'de İçişleri Bakanlığımızın ve diğer tüm kurumların ortak mücadelesi, valiliklerimizin, bakın bu yapılan çalışmalar basit çalışmalar değildir, ciddi emek ister. O çalışmalarla beraber gerçekten bir kontrol altına alındı. Fakat burada şunu atlıyoruz, bir gizleme eğilimi de oluştu. Bugün değerli hukukçularımız söyleyecek, kıymetli basın mensuplarımız söyleyecek. Bu gizleme nedeniyle de aslında biz şöyle bir tersten değerlendirme yaptık. Nedeni belli olmayan 100 tane otopsi raporunu incelediğimizde içinden 3-5 tane de madde bağımlısı daha sonraki testlerde bulduk. Aslında acil servislerimizi arres dediğimiz, kardiyopulmoner resütasyon yaptığımız hastalarda da nedenini bilmediğimiz birçok ölümlerde de aslında temelinde bu tür durumlar yatıyor. Ben şimdi sözü Emin Bey'e bırakıyorum ve onun tecrübelerini ben de çok merak ediyorum, dinlemek istiyorum. İnternete girdiğimde yüzlerce bununla ilgili konuşması olmuş. Kendi ciğeri yanmış, kendisi hasta götürmüş. Sağlığı da eleştirmiş, işin bakanlık kısmını her yere eleştirmiş. Çok güzel. Yani bunun için savaş açmış. Ve ben de etkilendim. Bugün birlikte olmaktan çok mutluyum. Sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Tabii mutluyum ben. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli konuklar ve ekranları başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlar. Ben de mutluyum. Çünkü bugüne kadarki panellerde biz burada oturup kendi kendimize bir şeyler konuşuyorduk. Ama farkındalık o kadar arttı ki artık kitaplar yazan, bu konuya eğilen, ki kendi alanı olmamasına rağmen hocalarımız ortaya çıktı. Kendisi son derece bana faydalı bir takım bilgiler verdi. Mutluyum demek ki giderek farkındalık artıyor ve yavaş yavaş bu uyuşturucuyla, ki uyuşturucu demek bana göre doğru değil. Çünkü Türkiye'dekilerin çoğu uyuşturucudan çok uyarıcı, uyuşturucu ve uyarıcı daha doğrusu madde bağımlılığı demek lazım. Madde bağımlılığıyla mücadelede Türkiye farklı noktalara geldi. Şimdi problemli bir ülkeyiz, sıkıntılı bir ülkeyiz. Şundan dolayı sıkıntılı bir ülkeyiz, biz geçiş yolları üzerindeyiz. Yani burada istesek de istemesek de etkileniyoruz ve herkesin hedeflerinden birisi. Şimdi yıllar önce 1980'li yıllarda ben Afganistan'daydım. Afganistan'a gittiğimde orada bazı bölgeler var. Mesela Dara-i Adamhel diye bir bölge var Pakistan-Afganistan sınırında, ki İslam ülkeleri bunlar. Oralarda açık pazarlarda bunlar çuvallarda satılır. Yani çok açık, gidin bugün orada silah da var, uyuşturucu da var ve buna da kimse karışmaz ve gayri alaka derler. Bizi ilgilendirmez. Afganistan da karışmıyor, Pakistan da karışmıyor ve bir takım batılı ülkeler de bunu destekliyorlar orada. Yani bu açıdan geçiş yolları üzerindeyiz ve problemli bir ülkeyiz. Biraz önce hocam 2014'teki vakalardan bahsetti. Ben baktım 2011'de ilk yazıyı yazmışım bu Bonzai konusunda. O dönemde bir takım gençler kalp krizinden yavaş yavaş hayatlarını kaybediyorlardı. Garip bir takım durumdu bu, 16, 17, 18 yaşlarında. Bir tanesini soruşturdum ben. Bonzai denilen bir sentetik madde çıktı ortaya. Onu kullanıyormuş. Ondan dolayı hayatını kaybetmiş.
Daha sonra yazdık biz bunları, defalarca yazdık ama hiçbir farkındalık yoktu. Bakın şimdi basının rolünden bahsediyoruz, basının işlevinden bahsediyoruz. Basının rolü büyük, son derece büyük ama biz Türk basını olarak figüran rolünü bile üstlenemedik bu konuda. Yani son derece eksiklerimiz var, ciddi problemlerimiz var. O dönemde internette bunların şarkıları vardı, Bonzai diye. Reklamları vardı bunun. Bakın bazı sosyal medya kuruluşlarında. Hatta ve hatta ottur, günahı yoktur diye bir takım dini gruplarda tartışmalar yapılıyordu. Ve o dönemde, ismini vermeyelim, çok önemli bir cemaat liderinin kızı bundan dolayı hayatını kaybetti. Yani bu onun bunun sorunu değil, bir başkasının sorunu, hepimizin sorunu. Yani mütedeyyin insanların da evine girebiliyor. Ne bileyim çok rahat, mutlu denilen kesimlerin, beyaz Türkler denilen kesimlerin, herkesin çevresinde. Çünkü bir dönem bu işte bir hayli uğraştım. Bir kızımızı işte Amatem'e götürdüğüm dönemde, onunla ilgilendiğim dönemde etrafımı sardı. İnsanlar aciz içindeydi, sıkıntı içindeydi. Ve sürekli olarak yardım bekliyorlar ve çoğu da seccadesiyle orada işte dışarıda namaz kılan mütedeyyin insanlar da her eve giriyor. Yani böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yıllar önce, birkaç sene önce Gümüşhane'de bir panelde şöyle bir değerlendirme yaptı vali ve belediye başkanı. Biz işte çok korumalı bir şehiriz, bizim değerlerimiz son derece yüksek. Buralara gelemez, bizim böyle bir sorunumuz yok gibi bir değerlendirme yaptı. Tabii karşı çıkmakla beraber yani nezaket ölçüsünde öyle olmadığını düşündüğümü söyledim. Daha sonra üniversiteye gittik. Üniversitede ben çocuklara kendileri işte bizi gösterdiler. Emin Pazarcı'yı tanıyor musun, işte Hacı Yakışıklı'yı, Melik Yiğitel'i tanıyor musun gibi sorularda hiçbir öğrencinin bizi tanımadığını gördüm. Ama ben onlara bir soru sordum. Sizler dedim Enes Batur'u tanıyor musunuz? Tanıyoruz dediler. Bir tane tanımayan çıkmadı. İşte Danla Bilinç tanıyor musun? Herkes tanıyor. Bunlar kim? Bunlar sosyal medya fenomenleri. Ve çocuklar, ben o panelde de şunu söylemiştim. Eskiden sokağa bıraktığınız zaman bilirdiniz çevresinizde kimler var. İşte şu çocuk sıkıntılıdır, onun yanına yaklaşma veya şöyle yapma böyle yapma derdiniz. Ama şimdi evde odada çocuk odasına girdiği zaman bilmiyorsunuz nerelere gidiyor, ne oluyor. Ve maalesef en büyük sorun da sosyal medyada. Giriyorlar, internetten her şeye ulaşabiliyorlar, her şeyi bulabiliyorlar. O açıdan ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ve basındaki farkındalık da çok yeterli değil. Yani şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir değerlendirmesi oldu. Sosyal medyadaki yalan teröründen bahsetti ama sosyal medya bir pislik. Yani terörden başka orada bir bataklık var. Ve biz bunu ancak farkındalıkla aşabiliriz. Yani şu kadar uyuşturucu yakalandı, şu oldu, bu oldu gibi İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı polisiye tedbirlerle bu iş çözülemiyor, çözülemez de. Ne olacak? İşte ailelere kadar ineceksiniz. Ne olacak? Basın görevini yapacak ki biz bu işi yapmıyoruz, görevini yapamıyoruz. Bir dönem iş edindim. Nerede? Mesela uyuşturucu, hangi uyuşturucunun kaç liraya satıldığını tek tek tespit ettim, yazdım ama bir yetkili de bana gelip ya bu nedir, işte ne yapacağız filan demedi geçmişte. Şimdi biraz farkındalık arttı ama yerlerini biliyordum. Mesela Ankara'da belli yerlerde bunlar artık bakkallarda satılıyor. Yani gitsem ben bulabilirim. Tabii aracı vasıtasıyla bizlerden çekinirler ama bunların hepsi belli ve maalesef zaman zaman da bizim polisimiz bile bunların üstüne gitmiyor. Çünkü problemli bölgeler, problemli insanlar, bunlar uyuşursa işime gelir diyor mesela karakol polisi falan. Ama İçişleri Bakanlığı son dönemde bu konudaki hassasiyeti de arttırdı. Yani bu iş onun bunun işi değil, bizim de işimiz değil. Bu iş toplumun işi. Hep beraber el ele vermezsek biz burada ciddi şekilde sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. O açıdan işte doktoruyla, psikiyatristiyle, polisiyle, basın mensubuyla, ne bileyim ben sosyal medyadaki işte o YouTuber denilen kişilerin ki pek faydaları yok zararlarından başka, onların da taşın altına elini koymasıyla biz bu mücadeleyi yürütebileceğiz. Ama en önemli nokta şu, bakın bir terör örgütü var Türkiye'de, PKK denilen bir terör örgütü ve bu terör örgütü bu işin başında, bu işin ticaretini yıllardır o yapıyor. Fakat bir takım siyasiler,
Bu konularda çok hassas olduğunu söyleyen bir takım sivil toplum kuruluşları nedense bunun üstüne gitmiyorlar. Yani bugün bile hala Diyarbakır'ın belli bölgelerinde ekim bölgeleri var, tarlalar var. Bunu bunlar yapıyor. Yani maalesef terör bir insanlık suçu. Hem bu insanlık suçuyla mücadele etmiyoruz, terörle yeteri kadar üzerine gitmiyoruz. Hem de bu teröre kaynak sağlayan işte bu tür uyuşturucu ticareti ve başka ticaretlerin üzerine gitmiyoruz. Yani burada bir çifte standart söz konusu. Bence bunu da hani tabiri caizse insanların kafasına vura vura bizim basın olarak sürekli tekrarlamamız lazım. Yani basının rolü, tekrar dönüyorum, çok da uzatmak istemiyorum. Evet, rolümüz büyük ama hiçbirimiz bu rolü oynayamıyoruz, oynamıyoruz. Zaman zaman işte bir kalkıyoruz, bir iki şey yazıyoruz, moral bozukluğuna uğruyoruz. Toplumda duyarlılık yok. Böyle bir noktadayız ama biraz önce bir kitap hazırlamış Sayın Hocam. Gördüm, yani son derece güzel bir kitap. Çünkü burada aileler bu işleri bilmiyorlar. İş ailede başlıyor. Yani çocukta bir takım değişimler varsa, bu değişimler nedir? Neler oluyor? Ne yapmak lazım? Oradan fotoğraflar ile gayet güzel bir çalışma yapılmış. Bu çalışmalar artarak devam ederse, işte o ailelerde duyarlılık başlarsa, işte biz bunlara destek verirsek, zannediyorum bu sorunu biraz çözebileceğiz ama biraz önce burada bir takım rakamlar verdi konuşmacılar, Sayın Valim tarafından da. Yani ben buraya geldiğimde bazı mesajlarla karşılaştım. Şanlıurfa'da çok patladı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama pek çok yerde patladığını biliyorum bu işin. Doğru yere gittiniz diyenler var. Başka burada canı yanan insanlar var. İşte siz de belirttiniz, yani artıyor, her yerde artıyor, sadece orada burada değil, cami cemaatin çocukların içinde de artıyor. Maalesef böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Onun için el ele vereceğiz, birlikte hareket edeceğiz. Tabii sürede kısa olduğu için uzun uzun nedir ne değildir anlatmak istemiyorum ama ben burada Anadolu Yayıncılar Derneği'ne de teşekkür etmek istiyorum. Son derece önemli bir konu ve sürekli olarak, sistemli olarak bu konunun üzerine gidiyor ve ilk başladığımız yerde değiliz. Bakın artık akademisyenler var. İlk birkaç gazeteci gittik, işte bir takım yerlerde bunları konuşuyorduk. Yarın başka bir takım destekler olacak ve bu iş halka halka büyüyecek. Çünkü toplum olarak mücadele etmek zorundayız. Her konuda, terörle de öyle, işte orman yangınları ortaya çıktı. Yani vatandaş el ele verecek. Ya biz bir milletiz. Millet olmanın gereğini yapmak durumundayız. Ve o açıdan da her konuda millet gibi hareket edip bunların üstesinden geleceğiz, gelmek zorundayız. Başka da çaremiz yok. Ben tekrar başta Sinan Burhan olmak üzere Anadolu Yayıncılar Derneği'nin bütün yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yani karınca misali verildi yine burada biraz önce. İşte karınca misali, biz yola çıktık ama gelişiyor, artıyor. Ve önümüzdeki günlerde daha önemli merhaleler alınacak, daha önemli kazanımlar sağlanacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, fazla da uzatmayayım. Emin Pazarcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda söylediği şeyle ilgili, yani aileler nasıl tanıyabilir? Şimdi çocuk girdiğinde yüzünde solukluk, halsizlik, hissizlik, daha sonra daha önce sevdiği işleri yapmama, gözlerine bakacaksınız, gözlerde herhangi bir yere odaklandığında biz buna nistagmus diyoruz, nistagmus olabilir. Konuşmada duraksamalar, hani çocuğunuz normal konuşurken konuşmada duraksamalar, normalde az uyuyan birinin çok fazla uyuması, uykusu iyi olan birinin düzensiz uykularının olması, vücudunda değişik döküntüler, ishalle gelebilir, baş ağrısı olabilir, aşırı sinirlilik, psikotik belirtiler, halüsinasyon görme, işte olmayan yerde ben burada yılan gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm diye söyleyebilir. Peki bunlar dışarıdan görünenler. İdrarda 7 güne kadar, 9 güne kadar idrarda tespit edebiliyoruz. Onun dışında kanda 6 saate kadar tespit edebiliyoruz. 90 güne kadar da saç telinde tespit edebiliyoruz. Tabii bunlar adli durumlar. Bugün yine onlardan bahsedeceğiz. Kişisel hakları olduğu için de onlarla ilgili mutlaka bugün de konuşacağız. Ben size Zafer Şahin Bey'i takdim etmek istiyorum. Kendisini incelediğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu gece huzurla uyuyacağım diye bir tweetini gördüm. Yani ben buradan teşekkür ediyorum. Yani basınımızda bu
Anadolu Yayıncılar Derneğimizle beraber gerçekten mısır patlar gibi patlamış bununla mücadele. Herkes savaşacağız demiş. Yani savaşmak gerçekten terör gibi görmek ki Emin Hocam aynı şekilde söyledi, terör gibi. Uyuşturucu kaçakçılarına gözlerine uyku bugün girmeyecek diye de yine bir tweet'i vardı. Ben kendisine teşekkür ederek sözü kendisine bırakıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii bizim uzmanlık alanımız medya. Dolayısıyla biz uyuşturucuyla mücadelede, daha doğrusu bağımlılıkla mücadelede medyanın ne yapması gerektiğini ve ne yapmadığını kısaca ben özetlemeye çalışacağım. Sabrınıza sığınarak. Onun öncesinde şunu vurgulamak lazım. Bakın hep söylenir ya, işte önümüzde gerçek bir beka meselesi var. Evet, Türkiye maalesef Emin Bey'in de söylediği gibi bir geçiş noktasında, stratejik olarak önemli bir ülke. Bu yüzden başımızdan bu beka sorunları hiç eksik olmuyor ama içinde bulunduğumuz bu dönemde gerçekten gençlerimizi korumak zorundayız. Çünkü Şanlıurfa'nın %65'i, Sayın Valim ifade etti, genç. Ama Türkiye nüfusu da genç. Yani Avrupa'nın en genç ülkelerinden birisiyiz. Yaş ortalamamız 30-31 civarında ve bizi bekleyen en önemli tehlike maalesef bu bağımlılık konusu. Bakın tarihten bir örnek vereyim. Mesela 1840'lı yıllarda İngiltere koca Çin'i Afyon'da uyutuyor ve sömürüyor. Afyon'u nerede yetiştiriyor? Hemen yanı başındaki Hindistan'da. İki büyük coğrafyada bu ülkeleri uyuşturucuyla teslim alıyor ve sonrasında Afyon savaşları çıkıyor. Şimdi Afganistan'ı konuşuyoruz. Oradan yüz binlerce insan kaçmaya çalışıyor. Şimdi Afganistan dediğiniz yerde yılda 40 bin kişi silahlı çatışmalarda ölüyor. Yani bu dünya, bu emperyal güçler Afganistan'ı kendi kendine, kendi kaderiyle baş başa bıraksalar, Afganistan dünyada bilinen stratejik birçok madende rezerv açısından önde gelen bir ülke. Kendi kaynakları bu ülkeye fazlasıyla yeter. Ama bırakmıyorlar. Peki orada ne oluyor? Silahlı çatışmalar var, terör var ve uyuşturucu var. Şimdi uyuşturucunun burada böyle bir rolünü görüyoruz. Türkiye sadece bir geçiş ülkesi, uyuşturucunun da batı pazarlarına geçtiği bir ülke. Ve maalesef son yıllarda özellikle uyuşturucu kullanımı da hem yakalanan miktar artıyor hem de uyuşturucu kullanımı artıyor. Bizim burada işte genç bir ülke olmamızın da burada bize bir negatif etkisi var. Pandemi de son iki yılda yapılan bir araştırma var. Onu inceledim. Avrupa'da ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada bu pandemi sürecinde uyuşturucu kullanımı %15 artmış. Gençlerde %15 artıyor. Yetişkinlerde %7.6 galiba ama gençlerdeki artış daha fazla. Bir de olayın böyle bir boyutu var. Şimdi buradan medyaya gelecek olursak, yani bakın medyada özellikle bu dijital platformlar var. Dijital platformlarda bir dizi ya da film izlediğinizde orada çok ilginç bir şekilde hiç alakasız, yani bu bir savaş dizisi olabiliyor ya da ne bileyim işte şehir hayatını anlatan bir dizi olabiliyor. Oradaki ana karakterlerin uyuşturucuyla, içkiyle, sigarayla çok rahat bir ilişkileri olduğunu ve onlara çok rahat ulaşabildiğini, bunları kullanmanın çok sıradan şeyler olduğunu bilinçaltına, özellikle gençlerin bilinçaltına işleyen çok fazla gereksiz sahne görebiliyorsunuz. Yani buradan şuraya geleceğim, medyayı bizler, biz yetişkinler bir eğlence aracı, bir vakit geçirme aracı olarak görüyoruz ama gençler için medya dediğiniz olgu dünyayı algılama olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani genç, özellikle ergenlik çağından gençliğe geçiş sürecindeki genç, çocuk diyelim biz ona, dünyayı medya üzerinden algılıyor. İşte izlediği diziden algılıyor, izlediği sinema filminden algılıyor. İşte az önce Emin Bey'in dikkat çektiği o YouTuber'ların çizdiği çerçeveden dünyayı görmeye, yorumlamaya başlıyor. Dolayısıyla medyanın burada bu uyuşturucu kullanımını, bağımlılığı, işte içki kullanımını, sigarayı, sigara kullanımını, bunları sanki böyle sıradanlaştıran, çok normalmiş gibi gösteren, hayatın olağan akışında öyle çok tuhaf karşılanmaması gereken durumlar gibi gösteren etkenlerden arındırılması gerekiyor. Ha bunu yapmak kolay mı? Değil. Siz bunu RTÜK vasıtasıyla Türkiye'de işte o merkez medya dediğimiz televizyonlarda yapabiliyorsunuz, belli ölçüde sinema filmlerini yapabiliyorsunuz ama dünya, Sayın Başkan da ifade etti, dijitalleşmeyi yaşıyor. Hem de çok hızlı bir şekilde yaşıyor. Burada özellikle bu dijital platformlara söz geçmiyor, geçiremiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Bu işin tek bir yolu kalıyor geriye, eğitim. Yani eğitimi nerede vereceğiz? Önce ailede, sonra okulda ve toplum olarak bizim çocuklarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bakın biz şöyle de şanssız bir ülkeyiz. Mesela yaşı müsait olanlar hatırlar. Ya bu ülkede şey vardı, silahlı kuvvetler sigarası vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani askere giden gençlerine bu ülke sigara veriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu sigara nereden geliyor? Niye bu sigarayı veriyoruz biz? Çünkü sigara üreten dünyadaki ülkeler
bu toplumun sigaraya alışmasını istiyorlardı. Ve maşallah biz dünyada en çok sigara tüketen, arkasından akciğer hastalıklarının, akciğer kanserinin en çok görüldüğü ülkelerden biri haline geldik. 80'li yıllarda yine yaşı müsait onlar hatırlar. Dallas diye bir dizi vardı mesela. Hatırlayın, orada işte Ceyar diye bir karakter vardı. O ve kardeşleri, hani biraz böyle somutlaştırarak anlatmak istiyorum. Şimdi adamlar eve geliyorlar, hemen ne yapıyordu? Viski içiyordu, içki içiyordu. Ya şimdi sonra ne oldu bu? Bunun topluma yansıması nasıl oldu? Türkiye o diziyi böyle gayet herkes izliyordu. Sonra bir bakıyordunuz, siz varoş tabir edebileceğimiz yerlerde dahi bir yere misafirliğe gittiğinizde evin işte mütevazi vitrininde bir boş viski şişesi görüyordunuz. Şimdi adam Dallas'tan görmüş onu. Yani bu şey değil, abartmıyorum, inanın böyle. Yani bu toplumun içkiye, sigaraya alışma süreci böyle böyle oldu. Hani o zaman işte bu tehlikenin farkında değildik ama yani bunlar sıradanlaştırıldı, olağanlaştırıldı. Dolayısıyla gençler, aileler işte içki içmenin, sigara kullanmanın, artık günümüzde buna uyuşturucu diyebiliriz, uyuşturucu kullanmanın çok da böyle abartılacak şeyler olmadığı gibi bir noktaya biz farkında olmadan getirilmiş hale geldik. Ha, beni bu noktada sevindiren tek şey şu, bir farkındalık oluşmaya başladı. Evet, yani o sevindirici. Ha bir de şunu söyleyeyim, bunu herhangi bir şekilde bir hükümet övgüsü olarak falan söylemiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sigarayla mücadele konusunda attığı adımlar bence Türkiye'de bir devrim niteliğindedir. Eskiden hatırlarsınız, şehirler arası yolculuklarda, otobüslerde bile fosur fosur sigara içilirdi. Çoluğun çocuğun yanında, hasta, yaşlı, hiç kimsenin umrunda olmazdı yani, göz gözü görmezdi, duman. Şu an Allah'tan o süreci atlattık. Mesela geçen yıl galiba 2 yıl oldu bir olay. Dünyanın en büyük sigara üreticilerinden biri, ismini vermeyeyim, televizyonlar yayınlıyor, İzmir Torbalı'daki tesisini büyütmek istedi ve milyar dolarlık yeni bir yatırımı Türkiye'de hayata geçireceğini vaat etti. Ama bu kabul edilmedi. Yani ki yabancı yatırımın Türkiye açısından önemini anlatmama gerek yok. Sırf gençliğini korumak, gençliğini bu bağımlılıktan ne olursa olsun uzak tutmak için bu hükümet böyle radikal sayılabilecek bazı bariyerler çekiyor. Bence bu da çok önemli. Bunun dışında ben çok da fazla söz uzatmak istemiyorum. Bir soru olursa devam ederiz. Dediğim gibi burada artık yapılacak olan şey eğitim. Yani özellikle aileden başlayarak gençleri bu özendirici sigaraydı, işte alkoldü, uyuşturucuydu, bunlardan uzak tutacak o psikolojik eğitimi vermek gerekiyor. Çocukları ciddi şekilde özellikle dijital platformlardan bence korumamız gerekiyor. Bu nasıl olur? Bunun için bir yasal düzenleme de gerekebilir. Ama o yasal düzenlemeyi yapmak da kolay görünmüyor. Buna kendimiz öncelikle evde başlayacağız, sonra da okullarda devam edeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Zafer Şahin'e konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tüm dünyada tanımlaması tamamen değişiyor. Yeni nesil uyuşturucu, sentetik uyarıcı ilaçlar şeklindeki aldığımız başlık altında 1000'e yakın uyuşturucu uyarıcı madde var. Bunu maalesef pazarlayanlar, bu illeti başımıza saranlar her geçen gün bir molekül daha ekleyerek, rengini değiştirerek binlerce çeşitte saklanmasına neden oluyorlar. Biz grup terapileri yapıyoruz. Grup terapilerinde 15'e yakın burada madde bağımlısı gencimiz olabiliyor. Kimi diyor ki, ya bakın çocuğumun yüzüne bakamıyorum diyor. Sayın Valime katılıyorum, gençlerin sorunu, gençlerde %80'i gençlerde ve genç erkeklerde görülüyor. Toplumun bazı durumundan dolayı Türkiye'deki yayınlarda 1/9 oranında kız erkek oranı bizlerde. Burada kokaini çok fazla görmüyoruz yani bağımlılar arasında. Eroini çok fazla görmüyoruz. En çok Anadolu'da amfetamin, metamfetamin türevleri görülüyor. Tek dozuna bağlı bile ölümler var arkadaşlar. Bunu unutmamanızı istiyorum. Yani bir taneden bir şey olmaz gibi bir şey yok. O reaksiyonla ciddi ölümlere neden olabiliyor. Metamfetamine bağlı ciddi ölümlerimiz var tespit ettiğimiz. Ki kendi yazdığım bu kalemin benzeri ilaçlar diye uluslararası yayınlattığım bir yayında 15 tane gencimiz 5 yıl süre içinde İç Anadolu'da vefat etti. Bunun dışında hastalarda Sayın Valim bahsetti, toleranstan sonra yoksunluk gelişiyor. Yoksunluk artık onu isteme ihtiyacı bir anksiyeteyle başlıyor. Daha sonra depresyona dönüşüyor ve yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor ki yoksunluk belirtileri aile bile vicdanen diyor ki tek madde kullansın da bu ızdırabı yaşamasın diye. Ondan dolayı ben basınımızın bu konuda alacağı, özellikle yardım isteyen, bu yardımı söyleyemeyen kişilere yardım olabilecek düzeyde rehabilitasyon merkezlerini tanıtabilirler.
Onlar da zaman zaman biz yüzlerini göstermeden röportajlar yapabiliyoruz. Ya da hiç hasta olmadan alanları gösteriyoruz ki kişiler kendi başvuruyorlar. Bu şekilde tüm Türkiye'de başvuran bireylerimiz var. Onların tedavileri Bahar Projesi ile beraber bakanlığımızın biraz pandemide tabii ki etkilendi Sayın Valim. Bahar Projesi'ni biz de açmıştık. Türkiye'de ikinci olarak İstanbul'dan sonra etkilendi. Evet, şimdi ben sözü Melih Yiğitel ile bırakmak istiyorum ama kendisi Kanal 24 Ankara temsilcisi. Kişinin kontrolünü kaybetmesi olarak tanımlamış. Kendisinin yazılarını incelediğimizde çok güzel bir tespit. Kişinin kontrolünü kaybetmesi. Yani düşünün, kontrolünü kaybetmiş bir aracın ne olacağını düşünün. Medyanın yanlış uygulamalarını devamlı vurgulamış. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve bağımlılıkla mücadelede başarı hikayeleriyle verilen mücadelenin öneminden bahsetmiş. Büyük iş adamları, fabrikatörler, sanatçılar ya da doktor, öğretmen, meslek sahipleri bu illete bulaşabilir. Bir zayıf anında buna bulaşabilir ama bundan çıkış öyle kolay değil. Uyuşturucunun gençlerde arttığını vurgulamış ve gençlerin öneminden bahsetmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi sporun birleştirici gücünden bahsetmiş. Sözü kendisine bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum sevgili İsmail Hocam. Ben Sayın Belediye Başkanı ve Valimizin nezdinde tüm Urfa'ya teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Şimdi bu konu önemli. Hem Emin Bey hem Zafer Bey de söyledi. Özellikle bu dijital çağda sevgili hocamız da söyledi. Yani daha önce bildiğimiz uyuşturucudan farklı olarak sentetik ve ucuz uyuşturucuya çok çabuk ulaşılabiliyor. Hatırlarsınız bir iki yıl önce biz bu sentetik uyuşturuculardan dolayı birçok haber yaptık İstanbul'da. Böyle yolun kenarında serseri mayın gibi gezeni mi dersin, işte duvar dibinde düşeni mi dersin. Bu tür haberleri çok yaptık, araştırdık, baktık ki evet, yani artık böyle çok pahalı değil, çok ucuza da bu tür şeylere ulaşılabiliyor ve yaygınlaştı. O yüzden de bu tehlikenin ne kadar arttığını da gördük. Burada tabii medyanın rolü önemli. İki açıdan önemli. Birincisi, olmadan önce yani koruyucu anlamda farkındalığı artırmak. O da sevgili hocamın dediği gibi işte bu merkezleri tanıtmak, daha çok sporla, ki sevgili belediye başkanım da söyledi, spor salonunun artması, bu çok çok önemli. Bu test edilmiş bir şey zaten. Endorfin salgıladığı için sporla. Çok fazla eğilim olmuyor o tarafa. O yüzden de o çok etkili bir yöntem. Onun dışında sosyalleşme meselesi önemli bir etken. Tabii bunları anlatmak basın olarak da bizim görevimiz. Bu özellikle dizilerde, filmlerde, haberlerde mesela bir vakayı anlatırken böyle en ince ayrıntısına kadar anlatıyorduk. Çok berbat bir dil kullanıyorduk. Sonra baktık ki ya faciayı biz de körüklüyoruz. Nasıl körüklüyoruz? Film çekiyoruz. Ben hayatımda kokain görmedim ama kokain nasıl kullanıldığını biliyorum. Yani işte eroin nasıl kullandığını biliyorum. Çok kolu çekiyorsun, şöyle yapıyorsun, yok buradan bağlıyorsun falan. Bu kadar detaya niye giriyoruz ki? Yani onun yerine başarı hikayeleri üzerinden gitmek lazım. Yani biz mesela 2-3 tane böyle buna bulaşmış bir şekilde uyuşturucu ama sonra kurtarılmış, sporda başarı sağlamış, ticarette başarı sağlamış insanlar var. Yani şunu anlatacağız. Mümkünse bulaşmayın buna. Yani mümkünse hani bulaşmayın. Bu tabii aile, birçok faktör araya giriyor. Onun birçok girdisi var. Tek başına medya değil. Orada eğitim belirleyici, aile en belirleyici. Sevgili hocamın dediği gibi yani çocuğu sürekli kontrol etmek. Ya bu çocuk odaya kapanıyor saatlerce. Niye? Böyle duvara bakıyor böyle şey boş boş. Ne oluyor bu çocuğa diye. O gözetlemek tabii daha çok ailen görevi. Biz medya olarak tehlikeleri anlatacağız. Yani sürekli o tehlikeleri, yani işte bilmediğiniz o dijital platformlarda sizi bir şeylere özendirebilirler. Aman ha dikkat diyeceğiz. İşte sporla aşineşir, o endorfin sadece oradan salgılanmıyor. Sporla da olur. Doğru bir beslenmeyle de olur. Farklı işte kendi hobilerini keşfedip onunla yönlendirmeyle de olur. Yani hayata sadece böyle heyecan arama oradan olmuyor, seni ölüme götürüyor, hızlı bir ölüm şekli o diye bunu anlatacağız. Dediğim gibi bulaştan sonra da eğer bu işe bir şekilde bulaşmışsa onu da biraz daha çok başarı hikayeleri üzerinden yapmak gerekiyor.
ben bilmiyorum hani hocam karar versin ama ben mesela benim yani burada itiraf ediyorum bir aile ortamı. Ben mesela tütün bağımlılığım benim üniversitede başladı. Ben anlatırsam o bağımlılık daha iyi anlaşılır. Ben hiç kullanmıyordum. Hatta o dumanlı ortamda bile duramıyordum. Bir gün kantinde dediler ki yak bir tane üniversite kantininde kahveyle iyi gider. Ya yok falan. Ya iyi gider. Öksürdüm. Neyse ikincisinde ertesi gün bir tane daha. Ertesi gün bir tane daha verdi. Bir süre sonra dediler ki dedim verin bir tane de yakayım. Ya sen de iyice belleşçi oldun. Git paket al dediler. İyi dedim tamam istemiyoruz paket alalım falan. Sonra ben onu hani günde bir tane iki tane orada kontrol kayboldu. Farkında bile değilim ne kadar tüketiyorum. Bugün sınava hazırlanırken böyle evde gece saat 1:30-2 gibi elime attım boş. Önemli değil dedim devam ettim. Yarım saat sonra falan yok konsantre olamıyorum. Kalktım giyindim gecenin bir yarısı işte Ankara'da Dikmen'de oturuyorum. 1,5 kilometreye yakın yürüdüm. Bir işte büfe tekel bayi buldum. Aldım. Ondan sonra elime aldıktan sonra fark ettim ki ben kontrolü kaybetmişim. Yani bu bağımlılık meselesine dair söylüyorum bunu. Bu uyuşturucu bu bununla yani 1000 kere çarpın. Yani o kriz hali, işte aileyi tanımama, annesini babasını katletmeye kadar giden bir yolu var. İşte sırf para vermediği için işte daha 3 gün önce haber yaptık. 3 gün önce. Uyuşturucu için annesinden para almadığı için bıçakla annesinin üzerine yürüyüp hatta yaralayıp gözaltına alınan. Dolayısıyla çok hani tehlikeli bir süreç. Bunu daha çok anlatacağız ama bir de bir dezavantajımız var. Bilmem sevgili hocam katılır mı? Bu dijitalleşme. Yani eskiden sadece konvansiyonel medya vardı. İşte televizyonlar, gazeteler. Bunlar üzerinden belki kontrolü sağlamak daha kolaydı. Şimdi medya bu cebe girdi. Yani bunu dünya ile iletişim kurabiliyorsunuz. İşte ne bileyim böyle arkadaşlık grupları var dünyanın birçok yerinde. Ve birçok farklı sohbetler var. Kendi çocuklarımdan biliyorum. Risk ve tehlike daha da arttı. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Mücadelenin de daha çok artması. Daha çok anlatmak, farkındalığı daha çok arttırmak ve yerelden genele kadar bütün kurumların eşgüdümlü çalışması ve paslaşması. Bundan başka çaremiz yok çünkü hakikaten tehlike büyük. Tehlike çok büyük. Yani hele hele Türkiye'nin bir uyuşturucu trafiğinin o kavşağında bulunması. Yani buradan geçerken işte Avrupa'ya taşınırken bir kısmını burada bırakıyor. Pazar yeri olarak burayı seçiyor çünkü. Sayın Süleyman Soylu anlatmıştı. Ben bu uyuşturucu meselesini kafaya taktım diye dünyadaki birçok modeli tartıştım. Mesela okul polisi diye bir şey başlattı. Bazı yerlerde eleştiri aldı. Bence dünyanın en iyi modellerinin bir tanesiydi o. Eşim de öğretmen çünkü. İşte o özellikle dışarıdan gelen çocukların okuldaki öğrencilerle temasını kestiği için çok önemli bir caydırıcılığı var. O bakımdan hani her alanda mücadele ama her alanda ve bunun içinde herkes bir şey yapabilir. Yani benim uzmanlık alanım değil dememek gerekiyor. Herkesin bir şekilde bunu bir mücadele biçimi olarak seçmesi gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de şöyle söylemek istiyorum bu sözlerin üzerine. İrade, bağımlılığın en kesin tedavisi. Eğer bir kişi ya ben bu illetten kurtulmak dediği anda, kurtulmak istiyorum dediği anda her türlü yardımı yapmamız gerekiyor. Aynen katılıyorum. Dijitalleşmeyle beraber ulaşım daha rahatladı. Bizler okuduğumuz uluslararası yayınlarda mesela bonzai çay olarak satmışlar. Ya da bu sağlığınıza bir zarar vermez diye İngilizce olarak yazıyor. Aynen. Çocuk bunu hatta evine götürüyor, anne babasının haberi yok. Hani böyle şeker tabletlerine benziyor. İşte bazı şeyler güzelleştiriliyor. Böyle film karakterleri, markalı ürünler onlarla verilmiş. Bunu alırsan işte başarın çok artar. Üniversite imtihanından önce bunu alırsan aynen, zihnin açılır, full yaparsın soruları gibi böyle ütopik kandırmalarla olabiliyor. Tabii burada daha sonra hukukçumuz söyleyecektir. Maddenin miktarları da çok önemli. Yani bu sadece gençlerde değil çalışan kesimde
memur, işçi, her kesimde görülebiliyor. Bunun miktarlarla ilgili aynı çocuk yetiştirmede cezanın ne kadar doğru bir şey olmadığını şimdi savunuyoruz. Eskiden hani biraz daha sert ya da disipliner ailelerde yetişen nesiliz bizler. Onları daha böyle dinlemek lazım. Ailelerden sonra toplumun önde gelen insanların yapacağı organizasyonlarla ki yani 50 tane gençlik merkezi ne demek bu? 50 çarpı 50 kaç tane gencimizin orada mihmandar olan öğretmenlerle bunu yaparak güzel ahlak edinmesi. Bunlar çok güzel şeyler. Ben bu arada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Madde bağımlılığı deyip de aslında çocuklarda ya da gençlerde veya erişkinlerde psikolojik hastalık olabilir. Neler olabilir? Anksiyete olabilir. Posttravmatik stres bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Aslında çocuk bir travma yaşamıştır. Yani okulda biri ciddi dövmüştür çocuğu ya da bir bisiklet çarpıp kaçmıştır, tepkisini veremiyordur. Ya da şizofreni dediğimiz psikotik rahatsızlıkların bazı alt birimleri olabilir. O açılardan da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Konuyla yakın olmamakla beraber bir şey söylemek istiyorum. Ya psikiyatrik rahatsızlıkları var kayınpederimde diye gelen bir hasta var. 10 tane hastane gezmiş. Gerçekten ailede saldırgan bir durumu var. Ama biz tomografi çektiğimizde beyin ön lobunda kitle tespit ettik. Yani bu tür kitlelerde psikoz yapabiliyor. Aynen madde kullanımı psikozla benzer semptomlar yaptığı için bizde ayrıcı tanıda mutlaka düşündüğümüz durumdur. Onu da burada basın mensuplarımıza paylaşmak istiyorum. Melik Hocam'a konuşmalarına katılıyorum. Basınımızın da bilgilendirilmesi, basınımızdaki farkındalığın artması ve daha sonra hep beraber bunu bireylere iletimde basının önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hacı Yakışıklı'ya ben söz vereceğim ama ben yine onun da yazılarını ya da tweetlerini incelediğimde demiş ki ulusal ve küresel ayak oyunları bunlar demiş. Yani bizim aslında en büyük mirasımız gençlerimiz. Ben gurur duydum. Yani bu kadar gencin olması geleceğe çok büyük dinamizmle gideriz eğer bunu değerlendirebilirsek. Bu Avrupa'ya gidiyorsunuz. Yani yaş oranları artmış, genç nüfus azalmış, dinamik nüfus yok. Bu en büyük elimizdeki gücümüz. Yıllarca Yeşilay yönetiminde mücadeleyle uğraşmış. Gençlerin hayatını zindana çeviriyor demiş. Gerçekten doğru. Genç belki de okuyacak, doktor olacak, binlerce insanın hayatını kurtaracak. Ne yapıyor? Madde bağımlılığı. Oradaki 5-6 yılı gidiyor. Ondan sonra aklı başına gelse bile artık her şey eskisi gibi olmuyor. Onun bilinçlendirilmesi lazım. Birçok haberiyle bu mücadeleye katkı sağlamış. Ben sözü Hacı Yakışıklı'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Herkese de hoş geldiniz diyorum tekrar. Başta bu etkinliği düzenleyen Anadolu Yayıncılar Derneği'ne ve Sinan Burhan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii Türkiye'deki bu tarz etkinlikleri yapan tek medya derneği olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü diğer medya dernekleri, hepsi değil ama böyle cemiyet adı altında kurulan bazı yerlerinde ideolojik yapılanma şeklinde kurulduğunu, böyle dertlerinin olmadığını da söyleyebilirim. O açıdan da Anadolu Yayıncılar Derneği'ne daha çok destek verilerek bu tür etkinliklerin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini de söyleyebilirim. Uyuşturucuyla mücadelede basının rolü noktasında bize düşen en önemli iş bu uyuşturucu meselesini rekabet alanı haline getirmemek. Yani burada biz dostuz, arkadaşız, hepimiz dostuz, arkadaşız ama biz haberciyiz aynı zamanda. Yani biz haberle yarışan, haberle ön plana çıkmaya çalışan, yaptığı haberlerle Türkiye'de ses getirmeye çalışan insanlarız. Bütün basın mensupları böyle. Şimdi siz uyuşturucuyla mücadeleyi rekabet alanı haline getirdiğiniz zaman kullanacağınız görseller giderek büyüyor. İşte kimisi uyuşturucu kullanan bir insanın profilini verirken diğeri biraz daha dikkat çekmek için daha geniş bir profil veriyor ve kolunda uyuşturucu o sargısıyla beraber veriyor. Bir diğer basın mensubu arkadaşım bu sefer iğneyi veriyor eline. İğneyle vururken veriyor. Şimdi basın mensubu olarak ben profili verdiğim zaman 5 kişi izliyor. Kolunu verdiğimiz zaman 50 kişi izliyor. İğneyle vurduğunuz zaman 100.000 kişi izliyor. Bu sefer basın mensubu arkadaşım o iğneli görüntüleri, kendinden geçmiş görüntüleri veya zevk veren görüntüleri vermeye başlıyor. O yüzden ben bunu bir rekabet alanı olarak görmüyorum başta. Bunu mücadele edilmesi gereken bir alan olarak görüyorum. Biz Rütük'te bir toplantıya katılmıştık bununla ilgili. Ankara'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bir toplantı yapmıştı. 3 sene evvel olması lazım. Ve o toplantıda önemli şeyler söylendi. Özellikle bize düşen şey görsel kullanımları çok önemli. Dedi ki mesela örnek olarak bir yerde bir patlama oldu.
bir araba patladı. Ya gidip de dibinden çekmeyin bunu. Yani sanki özgürlüğe müdahaleymiş gibi gözüküyor başta ama doğru söylüyor. Yani dibinden çekmeyin. Neredeyse yanan adamı vereceksiniz içindeki yani. İnsanlar rencide olabilirler. Bunu vermeyin. Avrupa'da nasıl yapılıyor bu iş diye baktığımız zaman. Avrupa'da patlayan araç dibinden verilmiyor. Terör saldırısı sonucu patlayan araçtan bahsediyorum. Dibinden verilmiyor. Uzaktan duman görüntüsü veriliyor mesela. Haberi bu görselle sunuyorlar. Haberin detaylarına inmiyorlar. Özellikle terör saldırılarında mesela. Bizim de terör saldırılarında teröristlerin de işine yarayacak görselleri kullanmamamız gerekiyor. Bu sefer iş propagandaya dönüşüyor. Ve Rütük'te de bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Ve gerçekten iyi çalışmalar, güzel çalışmalar. Bunu işte efendim basın özgürlüğüne aykırı mı? Ya Avrupa'da basın özgürlüğü yani herhalde çok kötü değildir diye düşünüyorum. Ve Avrupa bizden çok 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 daha tırnak içinde söylüyorum yasakçı davranıyor bu konuda. Kesin ve net Almanya'dan Fransa'dan bahsediyorum çok net bir şekilde. Kesinlikle yapamazlar. Yani Avrupa basını bu görüntüleri verdiği an bir daha o mesleği yapamıyor oradaki insanlar bunu biliyoruz. Ben özellikle hani televizyonlarda bu iş nasıldı diye baktığımız zaman devlet zayıflarsa otorite kayboluyor. Otoritenin kaybolduğu yerde de illegal kuruluşlar kendilerine alan açıyorlar. Özellikle ben bunu 28 Şubat döneminde gördüm. O zaman bir haber vardı. Bu Fadime Şahinleri, Müslüm Gündüzleri ekrana çıkaran bir tane 28 Şubat'ın medya ayağı bir şahıs vardı. Ana haber bültenleri sunuyordu ve korku müziği eşliğinde işte çocuklar namaza gitti diye veren müptezelin tekiydi. Şimdi bu müptezel uyuşturucu ile ilgili bir haber veriyor. 1997 olsa gerek ben lise talebesiyim o zaman. İşte lise sonlara falan gideceğiz. Üniversite ile lise arası. Çok o şeyde ya bu haberi nasıl verirler diye düşündüm. Bakın bir uyuşturucu haberi veriyor. Nasıl veriyor biliyor musunuz? Şok şok şok. Uyuşturucunun nasıl kullanıldığı ilk kez bizim ana haber bültenimizde. İlk kez biz açıklıyoruz nasıl kullanıldığını. Açıklıyor bir baktım uyuşturucuyu almış kaşığa koymuş. Güzel. Yani uyuşturucuyu kullanan kişi anlatıyor bu sefer. Mozaikleme falan yok ha. Her şey çok net. Almış böyle kaşığa koyuyor eroini. Sonra bakın şu tüpü kullanıyor. Nasıl bir tüp işte? Dibinde şeyle çalışıyor. Mazotla şöyle çıkıyor. Bak böyle iki dakika bekleteceksiniz. Yemek tarifi yapar gibi. Eriyecek o eroin. Sonra şırıngayı şöyle bir şırıng şırıng gösteriyor tek tek. Alacaksın, çekeceksin. Koluna böyle saracaksın. Vuracaksın. Ondan sonra işte ne oluyor diye soruyorlar uyuşturucu. Bak uyuşturucu kullanmanın tarifini ana haber bülteninde 84 milyona izlettiler. 28 Şubat döneminde. Yani zannedilmesin ki 28 Şubat'ta sadece başörtüler üniversitelere alınmadı. İşte sadece Müslümanlar kamusal alanlardan kovuldu zannedilmesin. 28 Şubat'ta topluma bu zehirleri de böyle böyle haber başlığı altında enjekte ettiler. Yani darbeler sadece görünen yüzleriyle yoktur. Algı yönetimleriyle de vardır. Ve anlatan kişi şunu söylüyordu. Çok zevk alıyordum. Bütün dertlerimi unutuyordum bu sayede. Bıraktım mı bıraktım canım diyordu sonunda da. Şimdi orada ne mesaj veriliyor? Bir, bütün dertleri unutturuyor. Çok zevk veriyor. Harika bir şey. Ve işte bakın kullanmak istiyorsanız da yöntemi bu. Ama bırakılıyormuş da bakın görüyor musunuz? Bırakılan da bir şeymiş yani gibisinden. Böyle mesajlar veriliyordu. Dönem darbeler dönemiydi. O yüzden devlet ne kadar güçlü durursa bunlara karşı mücadele de o kadar artar ve basın olarak biz de bu görselleri kullanma noktasında çok daha rahat hareket edebiliriz. Devlet otoritesinin olduğu yerde yani devlet otoritesinin olduğu yerde basın çok daha rahat eder. Milletin seçtiği, yöneticilerin yönettiği devletten bahsediyorum tabii ki. Şimdi bunun yanında işte Rütü'nün bahsettiği şeyler, algı yönetimleri hani benim aklıma da terör örgütlerini getiriyor. Yani şimdi Sayın Valimiz de söyledi. Hani uyuşturucu aslında alışkanlıktır. Yani her alışkanlık uyuşturucu gibidir. Alıştığınız her şey. Teröre alışırsınız, uyuşturucu gibi olur. Yani teröre, çok şükür bizim memleketimiz teröre alışmadı. Şimdi siz güçlü olmazsanız bu sefer adamlar, işte DAEŞ diye bir terör örgütü çıktı. Bu terör örgütünü Türkiye ortadan kaldırdı biliyorsunuz. Yani Fırat Kalkanı Zeytin Dalı operasyonlarında 4500 DAEŞ'liyi Türkiye Mehmetçik öldürdü. Ama dünya bunu bir türlü duymak istemiyor. Dünyayı bırakın içimizdeki bazıları da duymak istemiyor. Ya DAEŞ'lileri Türkiye ortadan kaldırdı. Yani bunun görülmesi gerekiyor. Ama algı ne? Bakıyorsunuz DAEŞ teröristlerinin elinde Amerikan silahı var. Sırtında Rusya'nın bazukası var. Altında Japonya'nın, marka vermeyeceğim ben de, Japonya'nın son model arabası var. Arabaları Japon arabasıdır. Yani DAEŞ. Benzininde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin benzini var deposunda. Terör örgütü
Türkiye mi destekliyor, desteklemiyor. Bunu konuşuyorlar yani. Hala bu konuşuluyor. Türkiye'nin ortadan kaldırdığı bir terör örgütü için. O yüzden devlet ne kadar güçlü olursa terörle de uyuşturucuyla da mücadelenin ben o kadar güçlü olacağını düşünüyorum. Tabii burada Sayın Başkan Zeynel Abidin Bey önemli bir şey söyledi. Bence devlet ve belediyeler, sosyal belediyeler ve burada Sayın Valimize de Sayın Belediye Başkanımıza da önemli işler düşüyor. Burada olmalarını da ben değerli buluyorum. Her ikisi de bu mücadelenin başatları olarak görülmeli. Zeynel Abidin Bey, uyuşturucu en büyük tehlike. Hepimizin mücadele etmesi gerekir. Ve içlerinden de yöneticiler çıkabilir dedi. Yani doğru. Yani çok önemli bir yönetici, çok önemli bir icat bulacak kişiyi uyuşturucuya kurban verebiliriz. Aile sevgisinden ve arkadaş çevresinden, yani aile sevgisi mahrumiyeti ve arkadaş çevresinden geleceği benim dikkatimi çeken şeyler. En önemlisi şuydu Sayın Başkan, sizin söylediğiniz. Hani uyuşturucudan aldım ben bu çocuğu, kurtardık uyuşturucudan, sen burada otur canım böyle. Otur. Oturmuyor. Yani o yüzden de belediyelere, o yaptığınız spor alanları vesaire hakikaten önemli. Uyuşturucudan kurtardık, ne yapacağız çocuğu? Evinde otursun, çay içsin falan. Olmuyor işte. O yüzden belediyelere burada çok önemli işler düşüyor. Ben Diyarbakır annelerine gittiğimde, ki biliyorsunuz PKK terörü özellikle uyuşturucu sevkiyatını yapan terör örgütüydü yani PKK. Uyuşturucu sevkiyatının, yani Almanya ile Amerika ile birlikte Almanya'nın uyuşturucu sevkiyatı yaptığı terör örgütü PKK'ydı. Bizim evlatlarımızı götüren örgüt PKK. Diyarbakır annelerini ziyarete gittiğimde 3 Eylül 2019'da eylem yapmaya başladılar. Eylemin ikinci yılı yaklaşıyor. İkinci yıl. Ben üçüncü gününde HDP il binasının önüne gittim Diyarbakır'da. Orada işte Ayşegül Biçer ve Rauf Biçer vardı. Evlatlarına geçen hafta kavuştular biliyorsunuz. Konuştuğum zaman abinin biri şunu diyordu. Eylem yapan çocuğu PKK'nın elinde hali hazırda bulunan abi. Ya ben çocuğu Ahmet Spor'a gönderdim. Ahmet Spor'a gidiyor zannettim. Kandil'den çıktı çocuk diyor. Resmi bir şey. Yani belediyeleriniz eğer PKK zihniyetinin eline geçerse, PKK'ya destek veren zihniyetin eline geçerse, ben çocuğumu uyuşturucuyla mücadele eden bir yere gönderiyorum diye gönderirsiniz, torbacı olarak gelebilir. O yüzden burada belediyelere ve belediye yönetimlerine de önemli işler düşüyor. Sayın Valimizin de, Abdullah Eren'in de söylediği, bağımlılık sadece uyuşturucu bağımlılığı değil. İnternet ve sosyal medya bağımlılığı. Hakikaten. Şimdi aileler de şunu yapıyor Sayın Valim. Yani çocuk susmuyor. Ne yapayım? Telefonu verince susuyor güzel güzel diyerek. İşte buradan başlıyor. Çocuk aileyle konuşmayı bir teselli, bir avunma, bir sosyal etkinlik olarak görmüyor. İnternete veriyorsun, bir süre sonra bu da yetmiyor işte. Bu da yetmediği zaman arkadaşın işte Melik Bey'in anlattığı bir sigara ver yakayım noktasından sonra ver bir tane şuradan hap atayım ağzıma falan. Yani hapla başlar bu iş. Ne var ki hapta? Atayım ağzıma, uçuşa geçiyorsun falan filan, böyle gençleri de cezbeden şeyler. O yüzden bunların yanlışlığını bizim en başta anlatmamız lazım. Sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor. Sonra karşımıza FETÖ terör örgütü çıkıyor. Nasıl çıkıyor? FETÖ terör örgütü biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı o daha işte paralel yapılanma falan sözlerinin geçtiği ilk zamanlarda haşhaşiler demişti. Haşhaşiler. Yani uyuşturucu kullananlar. Haşhaş çekmezse adam Rus büyükelçiyi vurur mu Ankara'da ya? Rusya'nın büyükelçisini vurdu. Polis, görevli, resmi, pırıl pırıl yüzüyle çıktı. Vurdu. Demek ki terör örgütünün eline geçmiş. Bunlar uyuşturulmuş olmasa, haşhaş çekmiş olmasa Ankara'nın meydanında helikopterden ateş açıp insanları ikiye bölmez. Tanklarla insanların ayağını bacağını ezmez. Şurada birisi bayılsa Allah göstermesin hepimiz bir bırakırız işi gücü. O kişiyle ilgileniriz yani. Bu bir insanlık icabıdır. Adam vurdu öldürdü. Yani bizim gençlerimizi uyuşturucuya bırakmamak, uyuşturucuya kaptırmamak gerekiyor. Uyuşturucuya kaptırdığımız her bir genç terör örgütlerinin elinde oyuncak olma potansiyeline sahip olmaya başlıyor. Bu sefer de yeni terör örgütleri türüyor. FETÖ'de uyuşturucudan nemalanan PKK zaten. PKK gerçekten eroin ticareti yapıp maddesel olarak bu işi sürdüren bir terör örgütüydü. FETÖ'de zihinleri uyuşturan bir terör örgütüydü. Her ikisinin de yaptığı aynı şeydi. Ben tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim de basın olarak üzerimize düşen, dediğim gibi, bu işi rekabet alanı haline getirmemek ve görselleri kullanırken, haber dilini anlatırken bunu çok böyle zevkli hale getirmemek, sonuçlarına dikkat etmek. Bizim üzerimize düşen budur. Ben tekrar Anadolu Yayıncılar Derneği'ne, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Biz de teşekkür ediyoruz. Aslında bu uyuşturucu ve sokak ilaçları da dünyada milyonlarca insan hayatını kurtarıyor. Biz ameliyathanelerde, acillerde, ambulanslarda hastaların ağrı hissetmeden tedavilerini yapmak için kullandığımız maddelerdir bunların birçoğu. Aslında bunun ticaretini yapan da Avrupa'da büyük ülkeler, İsrail biliyorsunuz, bunları üretip dünyaya ciddi rakamlarla satıyor. Yapacağımız bazı deneylerde bize lazım olduğunda normal piyasadakinden kaç kat daha fazla fiyatlara medikal biz maddeleri alıp değerlendirerek yapabiliyoruz. Aslında birçok yönüyle değerlendirilmesi gereken konu. En çok acaba hangilerine bu bağımlılık gelişiyor dediğimizde birinci sırada esrar var arkadaşlar. Ama esrarı ısrarla Avrupa ülkeleri ve Amerika diyor ki işte zarar vermez, işte şöyle kullanın, sigarayla benzer etkileri vardır. 10 kat daha fazla sigaradan kanser yapıcı etkisi var. Gebelerde ciddi düşüklere neden oluyor. Erkeklerde impotanstan tutun birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. O açıdan dikkat etmek lazım. Ve ülkemizin illeti metamfetamin ve amfetamin türevleri ucuz, kolay saklanabiliyor. Yani bununla ilgili çok fazla bağımlılık da yapıcı etkisi var. Eroinden neredeyse 10 kat daha fazla bağımlılık yapıcı etkisi var. Kokain, halüsinojenler ve yine ekstazi söylemek istiyorum. Ekstazinin özellikle sıvı ekstazi, böyle illegal gece kulüplerinde kullanılan bir damlasının bile bir gün uyuttuğu bir durum. Yani bu düşünün gençlerimizin nasıl bir illet bilmeden bir böyle hani ben bunu deneyeyim diye yapan var. Bir de kazaya, kötü niyete uğrayan kişiler olabiliyor. Yani bunları birçok toplantıda değerlendirmek lazım. Şimdi size kendisi tıp hekimi, yani tıp doktoru, yıllarca birlikte acil serviste çalıştık. Ondan sonra 10 yıla yakındır da klinik psikoloji alanında çalışan, özellikle madde bağımlılarıyla ilgili birçok terapide, tedavide bizlere eşlik eden, Türkiye çapında hastaları olan bir arkadaşımız. Can dostları ihtiyacı var, abi der yani kişilerin. Herkesin bir can dostu olması lazım. Kendini kötü hissettiğinde boş ver yahu dedirtecek bir adama ihtiyaç var. Hadi bir çay içelim dediğimizde o çayı hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlara ihtiyaç var. Benim de aynı zamanda hem arkadaşım hem kardeşim, kendisine bu konunun psikolojik yönüyle ilgili sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, bu toplantıda oldukları ve karşımıza gördüğümüz için de çok mutluyum. Çünkü bir söz var, bir ülkenin yaşlıları, orta yaşlıları bozulmadıkça gençler bozulmaz. Yani gençlere otomatik olarak ya bozuldular ya şöyle oldular diyen insanların biraz kendine bakması gerekiyor. Biz kendimiz hangi yaşta olursak olalım, kaliteli olduğumuz zaman kesinlikle o bölgedeki, o yöredeki gençler bozulmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Gençlere diyor dedi, tasavvuf noktasında orayı biz göz ardı ettik, tam tersine harcanacak bir şey varsa yapalım dedik. Bu çok çok önemli. Çünkü gençlere yapılan yatırımın geri dönüşü çok çok, getirisi çok çok değerli. Gençlerde görülen zaten kalp krizinin en önemli sebebi uyuşturucu madde bağımlılığı, ondan kaynaklanan sorunlar. Yani bir genç vefat ediyorsa aklınıza ilk olarak bir uyuşturucu mu acaba kullandı diye dert etmek gerekiyor. Tabii uyuşturucuyla mücadelede en önemli şey bireyin kendisinin mücadelesi, ama bu mücadelede o şehirde, o şehrin valisi, o şehrin belediye başkanları, o şehrin spor kulübü yöneticilerinin duruşları çok önemli. Spor da biraz önce hem Emin Hocam hem Melih Hocam da bahsetti. Şöyle önemli, altyapı özellikle. Altyapıdaki çocuklara dokunduğunuz zaman bu çocukların ileride gerek psikolojik olarak sağlamlığı, gerek uyuşturucuya karşı mücadeleleri de çok çok daha değerli oluyor. Arkadaşlar, değerli misafirler, hayat duyguların yarışı. Bu duyguların yarışında hepimizin en öndeki duygusu maalesef korkularımız. Bu korkularımızı bastırmak için bizler haz duygumuzu ön plana çıkarmak zorundayız. Bu hazı kimden alırız? En çok annemizden, babamızdan, kardeşimizden, çevremizden, akrabalarımızdan alırız. Eğer biz bu hazlardan mahrum kalırsak maalesef başka şeylere, bu hazı bizi temin edecek bazı şeylere yönelme durumumuz olur. Sigara gibi. Yani üzülerek söyleyeyim, uyuşturucuya
Başlayanların %86'sı önceden sigara içen arkadaşlar, gençler. En çok uyuşturucu kullanım yaşı 15-24 yaş arası ama bu yaş bazen ülkemizde 8-9'a kadar indi. Burada bir dikkatimi çeken bir şey var. Hani asıl temele inmek, yani uyuşturucudan kullanımını önlemek. Yani özellikle Sinan Başkanım geçen sene Mardin'de de belirttiği gibi koruyucu medya, koruyucu hekimlik görevi. Daha öncesi davranmak, yani daha bulaştırmadan davranmak. Çünkü uyuşturucu kullanan kardeşlerimize sorulduğunda %94'ü şunu söylemişler. Ben uyuşturucunun zararlı olduğunu bilseydim, anlatılsaydı ben bunu kesinlikle kullanmazdım. %50'si arkadaş çevresinden, arkadaş etkisiyle, %50'si de meraktan bu uyuşturucuya başlamakta. Aslında iş ailede bitmekte. Aile yapısı çok çok önemli. 0-3 yaş arasında bir çocuk en çok anneye ihtiyaç duyuyor. Ama 3-8 yaş arası mutlak babanın o çocuğun yanında olması lazım. Burada salonda 3-8 yaş arası çocuğu olan arkadaşlara ve dinleyici insanımıza seslenmek istiyorum. Özellikle erkek arkadaşlarımıza, erkek babalara 3-8 yaş arası özellikle çocuğunuzu yalnız bırakmazsanız. Sosyal etkinliklere katılabilirsiniz belki. Kendi arkadaş çevrenizin faaliyetlerine gidebilirsiniz belki ama 3-8 yaş arası bir çocuğa babası yeterince ilgi gösterirse o çocuk ileride toplumda hem başarılı bir yönetici de olur, hem çalıştığı işte mutlu da olur, hem uyuşturucu gibi değişik şeylerden kurtulmuş olur. Bunun önemi şudur. Şöyle bir örnekle vereyim. Diyelim arabayla gidiliyor. Kırmızı ışık var. Frene basıyorsunuz, duruyorsunuz. İçinizdeki annenize diyorsunuz ki, anneciğim bak ben kırmızı ışıkta durdum, kimsenin ölmesine sebep olmadım, frene bastım. İçinizdeki annenize der ki, aferin oğlum kızım. Ama siz freni biraz hızlı bastığınız için arkadaki araba çarpabilir. Orada aynaya bakmamışsınızdır. Aynaya bakmak işte ayna babadır. Ayna üçüncü kişiyle yani babayla topluma açılan empatik kapıdır. Yani bir insanın empati yapması, gençlere ciğerinin yanması, şu ormanlara ciğerinin yanması, ülkedeki gençlik nereye gidiyor diye dertlenip uyuyamaması aslında babasıyla olan ilişkisindendir. İyi ilişkisinden kaynaklanır. Ha baba yoksa, baba diyelim şehittir, ayrıdır. O zaman dayı, amcalar ya da o ailenin erkek bireyleri o yeğen için devreye girmelidir. Yani lütfen ne olur, sadece kendi çocuğumuz için de değil, akraba çocukları ya da çalıştığınız iş yerlerindeki çocuklar, yani çocuklar, yani çocuk küçük yaşta çocuklar olan, bunları arada bir toplayın, organize edin. Bu çocuklar organize edildiğinde, ben mesela akraba çocuklarımı, ortaokul, lise çocuklarını organize ettim. Bir dürüm şenliği gibi dürüm yedik hep beraber. Orada yavaş yavaş bazı bilgiler verdim. Üniversite dedim, karşınıza çıkacak bazı şeyler, uyuşturucuyla ilgili mesajlar verdim. Hepsi de şu anda uyanıklar. Ben kendi akraba ve komşu ve çevre yakın çocukları kontrolüme aldım. Bunun önemi şu, kendi çocuğum da ortaokuldayken bir gün dedim, oğlum senin neyin var, bir sıkıntılısın falan dediğimde, yok baba falan dedi, yok yok sen, baba dedi, birisi bonibon verdi içmedim dedi. Notların yüksek olsun, bu bonibonu içersen gibisinden bir çocuk bunu bizim çocuğa vermeye çalışmış. Şimdi ben aile olarak, bir baba olarak ne bekliyorum Türk toplumunda genel olarak? Oğlum notun 100'se önemli değil, aferin sana. Derdini sormuyorum. Ne olur çocuklarınızın derdini de sorun. Yani oğlum bugün senin üzücü bir şey oldu mu okulda? Kafanı karıştıran bir şey oldu mu? Oradan bu çocuk, baba dedi böyle bir şey verdi dedi. Ben hemen okulla irtibata geçtim. O şey önlendi çok şükür. Yani aileler çocuklarından %100 başarıdan başka bir şey beklemezse, sadece ders başarısına odaklanırsa diğer sorunlarını görmez olabilir. Uyuşturucuya bulaştığından haberi olmayabilir. Bu gerçekten çok önemli ama ben burada bu toplantının aslında özetinde Büyükşehir Belediye Başkanımın o gençler, derdi gençler olan insanların sayısının artması, bu çok çok değerli. Sinan Başkanımın dediği koruyucu medya, yani aslında herkesin görevi bu. Hem intiharları önlemek, hem uyuşturucu madde bağımlılığı önlemek. Aslında hepimizin görevi. Sağ olsun Sinan Başkanım bizi buraya davet ederken. Yani bu sadece bir medyanın görevi değil. Hepimizin görevi gibisinden bizi de davet etti. Belki ileride bu panele daha tecrübeli, daha bir şeyler anlatacak, daha etkin bir şeyler anlatacak üstadlar da katılacaktır. Özellikle hayat duygularının yarışı demiştik. 2736 tane duygumuz var.
Yani daha belki sayısı da artacak. Biz bu duygulara göre hareket ettiğimizden, korkularımızı ön plana çıkardığımızdan, bir de ülkemizde gençlere şöyle sözler, icat çıkarma, otur oturduğun yerde gibi böyle şeyler söylendiğinden, gençlerimizi dinamizme katan sözleri daha çok daha ön plana çıkarmamız gerekmektedir. Mesela bir uyuşturucu maddeyle ilgili bir tespitim var. O kişiyi alıp diyelim topluma zarar veriyor diye cezaevine koyduğunuzda, eğer sağlığı ve terapisiyle ilgili bir şeyler yaparsanız 5 kata kadar daha maliyetli cezaevinde olması. Artı o kişiden kazanacağımız ekonomik güzellikler var. O şehre kazandıracağımız. Başkanımın yine buyurduğu gibi, valimin de buyurduğu gibi belki de bir deha aradan çıkacak. Bir sanatkar aradan çıkacakken biz onu cezaevine koymamız da çözüm değil. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. 14-15 yaşlarında uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili birisini getirdiler. Ben konuştuğumda şunu söyledim. Doktor abi dedi, ben 4 yaşındayken annem babamla kavga ederken gördüm. Babam anneme bıçak uzattı. O sahneyi hatırladım. 12-13 yaşında babama sinirlendim içimden. Bir şeyler arayışına girdim. Beni bu içimdeki bu ruh halini teskin edecek bir şeyler yapmak istedim ve böylelikle başladım. Şunu demek istiyorum, özellikle çocuklarımızın yanında pozitif konuşmak, onların yanında kavga etmemek, onların yanında pozitif konuşmak çok çok değerli. Daha değerlisini söyleyeyim, aslında uyuşturucuyla mücadele ve bu tür bağımlılıkla mücadelenin başı aile ve kadınları incitmemekten, annelerin değerini bilmekten geçiyor. Yani erkil toplumunda kadınlarımıza gerçekten hakiki değer vermemiz gerekiyor. Çünkü bu çocukları yetiştiren, bizleri yetiştiren annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz. İleride de kız çocuğu daha biliyorsunuz daha çok seviliyor. Çünkü daha yakın hissediyor bir erkek olarak kadın tarafı. Ya bu o kadar değerli ki bir erkeğin de Sayın Başhekimim de söylediği gibi uyuşturucu bağımlısı olanlar genelde erkekler. Bu erkeği sonuçta morali yerinde olan bir hanımefendi güzelleştirebilir en çok. O da eşinden, kardeşlerinden, babasından gelecek olumlu duygularla. Yani siz kadını incitmezseniz, ben öyle düşünüyorum, o aile incinmez. O ailedeki herkes güzelleşir. O mahalle güzelleşir. O şehir güzelleşir. O ülke güzelleşir. Aslına bakarsanız gayretullah'a dokunmaz, o ülkede afetler de az olur. Bana soruyorlar, bu ülkede niye afetler arttı ya da dünyada? Çünkü güzel insanlar incitiliyor. Buna erkek de dahil tabii, sadece kadınlar değil. Güzel insanlar incitiliyor ve değeri bilinmiyor. Değeri bilinmesi gereken en başta tabii ki gençler ve hanımlarımız, kadınlarımız. Bu noktada bu uyuşturucuyla mücadelenin aslında temel kökünü, kökünden aslında kazımak için insana değer, kadına değer, gençlere değer kutsallarını biraz daha ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ben burada tabii işin psikolojisinden daha çok bahsetmeyi istiyorum ama zaman çok kısa. Ben burada asıl medyaya düşen, hani kendimce söyleyeceğim, pozitif haberlerin, Hacı kardeşimin söylediği aleni bir şekilde olumsuzu değil ama pozitif bir haberi vermenin çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bunu şuradan biliyorum. Panik ataklı terapiye gelen hastalarımız, ben görev veriyorum. Diyorum ki 50 tane bana olumlu, hayatındaki güzel geçen bir anını yaz, getir. Bana diyor ki 5 tane bile yok hocam diyor. Sen getir bana diyorum. 50 tane yazıp getiriyor. Hocam diyor, annemi aradım diyor, güldük diyor. O kadar olumlu hayatımda güzel şeyler olmuş ki diyor. Onları diyor hatırlayınca diyor hastalık biraz daha azaldı diyor. Bu olumluluk o kadar değerli ki ne olur şehirde, Urfa için söylüyorum şu anda, Urfa'nın kadim insanlarına bir yer belirleyin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Valim. Onlar haftada bir gençlere bir sohbetler yapsınlar. Yani tecrübelerini anlatsınlar, evlilik tecrübelerini anlatsınlar, iş tecrübelerini anlatsınlar, moral versinler. Şehirde yaşayan o kadim insanların duygularını ve tecrübelerini alsınlar. O çocuklar şehirde kendilerine emniyet görevi gören büyüklerin olduğunu hissetsinler. Bir de en son olarak İsmail Başhekim'in dediği can dost. Arkadaşlar, terapiye bana benim hayatımda gece 3'te bile olsa arayacağım can dostum var diyen hiç kimse gelmedi daha. Hayatında sırrını verebileceği, can dostu olabileceği bir arkadaşınız, kardeşiniz varsa kolay kolay psikolojik rahatsızlığa ermezsiniz. Kolay kolay da
madde bağımlısı olmazsınız. Kolay kolay da üzülemezsiniz, daha çok sevinirsiniz. Daha çok da geleceğinizle ilgili istişareli kararlar alırsınız. Ne olur can dost sayınızı bir tane bile olsa, iki tane bile olsa hayatınızda var edin. Bu çok çok değerli. Yoksa başıboş bireysel olarak kaldığımızda maalesef teknoloji bağımlılığı, Sayın Valim dediği gibi dijital bağımlılığa kendimizi kaptırıp orada kendi kendimize yaşayan, duygusuz, robot gibi bir hal alıyoruz. Tekrar bu paneli düzenlemesine vesile olan Sinan Başkanım'a katılımdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Gerçekten hani değişik toplantılara biz de katılıyoruz. Valim Başkanım katılıyordur ama bir araya gelmesi kolay olmayan insanlar. Onun için affınıza sığınarak ara ara da bazı bilgiler vermek istiyorum. Devletimiz ciddi mücadele ediyor arkadaşlar. Yani bu 2014'teki patlamadan sonra, yani bonzaideki artıştan sonra çocuklardaki tedavi merkezlerinin adı değişti ama ben hani çamatem olarak aklınızda kalsın diyorum. Artık biz o tabiri çok kullanmıyoruz. Çocuk bahar merkezleri ve erişkin bahar merkezleri şeklinde Avrupa Birliği projeleriyle yapılmış İstanbul Tuzla'da çok büyük bir merkez var. Aynı ikinci merkezi Kayseri'de açacağız. Öyle işte Elazığ, Mersin, Antalya, İzmir gibi illerde böyle merkezler açılacak. Böyle bir durumda da zorda kalmayın. Ücretsiz tamamen iş uğraş terapileriyle beraber aynı zamanda okullarla beraber yürütebilecekleri merkezler var. İnşallah bulaşmaz gençlerimize ama bulaşanları da, yani bu illetin bulaştığı kişileri de bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Tedaviler nasıl oluyor? Bir yatarak tedaviler var. Yatarak tedaviler biraz artık yeni nesilde azalmasını istiyoruz. Eğer imkanı varsa normal işe gider gibi terapiye gidip akşama kadar terapilerini alıp eve dönme ya da yarı yatılı dediğimiz orada belli bir saate kadar orada kalıp takip etme şeklinde tedaviler var. İlaçlı ve ilaçsız tedavileri var bunların. İlaçlı tedaviler de kendi içerisinde sıkıntıları olan, suistimal edilen bir konudur. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi avukat Semra Ilık hanımefendi konuşacaklar. Kendisine baktığımızda gelmeden önce ben de inceledim. Gençlik projelerinde aktif görev almış. Yani kendisi çok önemli bir örnek birey olarak onların içinde olmak, onlara değer vermek bir hanımefendi için, oradaki özellikle kızlarımıza örnek olması için çok önemli. Birçok hassas konuda, kadınlarla ilgili konularda, madde bağımlılarla ilgili konularda da çalışmalarda bulunmuş. Ne güzel, mutlu oldum. Yani Urfa'nın böyle bir değerli bireyinin olmasından. TRT Kürdi'yi de yine bölgede belki o dili konuşamayan, derdini anlatamayan insanların derdine derman olmak için devamlı programlara katılarak basında aslında o tarafta da ayrı bir rol üstlenmiş. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Öncelikle İsmail Hocam, değerli övgüleriniz için çok teşekkür ediyorum. Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan Beyefendi'ye de bu paneli düzenledikleri için ayrıca teşekkür ederim. Yine diğer taraftan ev sahipliği yapan İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere Şanlıurfa Vali ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Şimdi üstadlarımız burada aslında çok güzel şeylere değindiler ama ben ufak bir eksiklik gördüm. Uyuşturucunun Türkiye'ye giriş anı nasıl oldu? Yani biz Türkiye'de uyuşturucuyla nasıl tanıştık? Gençlerimiz Türkiye'de uyuşturucuya nasıl bağlandılar? Ve bunun gerekçeleri nelerdir? Tarihçesine bir inmek istedim. Bundan dolayı da uyuşturucu maddelerini insanlık tarihinden bugüne kadar ağrı kesici, rahatlatıcı ve hastalıkları iyileştirici sağlık noktasında tıbbi anlamda kullanmak suretiyle Türkiye'ye giriş yaptığını öğrendik. Ve bundan dolayı da 1971 yılında Türkiye'de bu yaygın hale getirilmiş. Yaygın hale getirildikten sonra bir takım sıkıntılar çıktıktan sonra bu zevk alma ve aile şiddetini yoğunlaştırma, sosyolojik ve psikolojik sıkıntıları meydana getirme gibi ard arda çıkan hasarlar sonucunda ve yasaklanmaya teşvik etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1971 yılında da yine aynı şekilde yasaklanmış. Yine bununla birlikte Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in 1970'li yıllara dayanan Dünya Uyuşturucu Raporu da çok net ve açık bir şekilde yasaklanan ve yasaklanması uygun görülen ya da yasal olan ülkeleri tek tek burada izah etmiştir. Yasal olan ülkeler hakkında hani Portekiz, Avustralya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerde yasal olmasına karar vermiş ve diğer taraftan Türkiye, Almanya, Polonya, Makedonya ve Ukrayna gibi ülkelerde de yasaklanmasına uygun görmüştür. Bunlarla alakalı da dediğim gibi Avrupa
Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde bir anlaşma imzalanmıştır. Diğer taraftan dünya uyuşturucu kullanım ve tüketim oranına baktığınız zaman yaş ortalaması 12 ile 14 arasıyken Türkiye'de bu 2000'li yıllara gelene kadar 14 ile 18 ve ne yazık ki 2020 yılından sonra 18 ile 35 yaş aralığına kadar yükselmiştir. Bu da yine 2021 yılında Birleşmiş Milletler'in dünya uyuşturucu raporunda da Türkiye nezdinde yapmış olduğu çalışmada 22 kat arttırıldığı görülmüştür. Bu da ne yazık ki bizim Türkiye açısından kötü bir tabloyla karşılaşmamıza sebep oluyor. Diğer taraftan çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının en belirgin özelliklerinden bir tanesi de merak, merak uyandırma ve sosyal bu argümanların Instagram, Facebook, Twitter gibi medya unsurlarının teşviki ve tahriki. Burada iki tane kötü örnek vereceğim, bir tane de güzel örnek vereceğim. Birinci güzel örneğim şu olacak, Birleşmiş Milletler'de, daha doğrusu şöyle, İngiltere'de BBC kanalındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 2001 yılındaydı, 2001 veya 2002 olması lazım. 2001 yılında çekilen Rusya'da bir üniversiteli genç kızın ekstazi kullanımıyla alakalı ve beyninin nasıl gitgide pamuklaştığı, süngerleştiği görülüyor. Bu kötü örnek, bu nasıl kötü örnek? Medya burada aslında çok net bir şekilde uyuşturucunun, ekstazinin, eroinin, esrarın, kokainin bu tarz bağımlılık yapan ve kana direkt karışan, beyni yorgunlaştıran, beyni sıfırlatan, sünger haline getiren, unutkanlık sebebi veren bu ana maddeleri bizim gözümüzün önüne, çok affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum, soka soka örnek gösteriyormuş gibi medya lanse etmeye çalışıyor ve ediyor da. Ve 2001 yılında yapılmış olan BBC kanalının belgeselinde o hanımefendinin bir yıl içerisinde gitgide beyninin küçüldüğü, beynini kullanamadığı ve nihayetinde ne yazık ki ölümle neticelendiğini açıkça hepimiz gördük. Buradan hani izleyebilirsiniz YouTube kanalında. Yine bir kötü örnek daha. Bu da Türkiye'den olacak. Türkiye'deki medya mensubu arkadaşlarımızdan, şimdi üstadlarımız hepsine diyeceğim ama özür dileyerek ne yazık ki örnek vermek zorundayım. Yine YouTube kanalından girebilirsiniz. Ezel diye bir şarkıcı, rapçi, rockçı olması gerekiyor beyefendinin. Rapçi. Bu beyefendi arkadaşımızın son bir klibi var. Esrarengiz diye yanlış hatırlamıyorsam. O klipte küfürler, hakaretler, tartışmalar, çok özür diliyorum argo kelimeler havada uçuşuyor ve nihayetinde insanları, gençleri uyuşturucuya sevk ediyor. Ekstazi kullanımı ile alakalı tahrik ve teşvik yapıyor. Şimdi normal şartlarda bunun Türkiye Cumhuriyeti'nde az önce de bahsettiğiniz gibi RTÜK kanalları tarafından, yani RTÜK tarafından, kurumu tarafından bu tarz kanalların nasıl ki çok özür diliyorum seks kanalları yasaklanıyorsa veya 18 yaş altı izlenme şeye sınırlaması getiriliyorsa, yine bu tarz argo kelimelerin, uyuşturucu kullanımı ile alakalı reklamların, yine kamu spotu taşımayan diğer medya mensubu arkadaşların yapmış olduğu çalışmaların hepsi yasaklanmalıdır. Buradaki vatandaşımız, bütün genç kardeşlerimize, özellikle 18 ve 25 yaş aralığındaki gençlerimizin hepsi ne yazık ki ve hem argo konuşmaya, hem kötüye tahrik etmeye, hem de uyuşturucu kullanmaya resmen açık bir şekilde alenen Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon nüfusunun gözüne soka soka bunu yapıyor ve bizim RTÜK başkanımız da dahi olmak üzere, diğer arkadaşlarımız da medya mensupları olmak üzere bunu çok rahat bir şekilde yayınlıyorlar. Bu da bizim ne yazık ki eksimiz. Diğer taraftan yine dediğim gibi bir Amerika'da olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Everybody Lies diye bir grup var. Bu gruptaki arkadaş Nirvana diye bir klip yapıyor ve bu klibin sonunda, zaten klipten sonra da bildiğim kadarıyla tekrar vefat ediyor uyuşturucu kullanımından sonra. Gençlerimize açık açık uyuşturucuya ve kötü esrarengiz olayları yükleme, hatta ve hatta cinayet işlemeye kadar sürükleyen bir takım olayları direkt net bir şekilde lanse ettirmeye çalışıyor. Şimdi burada bizim hukuksal olarak ele alacağımız konulardan başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuksal olarak yapmış olduğu şeyler ne yazık ki 2019 yılındaki reform paketi çok yetersiz kaldı uyuşturucu ile mücadele noktasında. İngiltere ve Fransa'dan başlayayım, İtalya ile devam edeyim istiyorum. İngiltere'de uyuşturucu kullanımı 7 yıldan, ticareti 14 yıldan başlıyor. Bu güzel bir oran. Diğer taraftan Fransa 5 yıldan 10 yıla kadar yükseltiyor. Yani kullanım ve ticaretini yapma. Biri üretim, biri ticaretini yapma. Burada torbacıları tabii ayrıca bir kefeye koymuş olmalılar ki sadece 5 ve 10, 7 ve 14'te kısıtlamışlar. Diğer taraftan Almanya'da ise para cezasıyla başlıyor, 15 yıla kadar yükseliyor. Fakat geldik Türkiye Cumhuriyeti'ne. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde TCK'da 191 maddesine göre
kullanımda, yani 2 yıldan 5 yıla kadar sen ceza alabilirsin diyor. Diğer taraftan 188'e bir maddemiz de tüketici olarak. Burada tabii etkin pişmanlıktan yararlanıyor, tanık ifadelerinden yararlanıyor, birçok şeyden yararlanıyor ceza hukukuna göre. Ve ne yazık ki bunlar ine o beyefendi ya 1 yıl yatıyor ya 2 yıl yatıyor, hadi bilemediniz 3 yıl 4 yıl yatsın. Burada acilen ve derhal yapılması gereken ceza hukukunda gerçekten hakim ve savcıların bir araya getirilerek çalıştaylar, işte oturumlar, paneller, konferanslar alenen ve açık bir şekilde ceza hukukunda ağırlaştırılmış veya bu tarz olayları caydırıcı maddelerin konulması gerekiyor, ek ilave yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz bu yıl hukuk alanında bir eylem planı çıkartıldı ve bu eylem planında ne yazık ki yine uyuşturucuya yer verilmedi. Diğer taraftan 2019 yılında 3 yıl önceki yargı reform paketinde, ki ben de oradaydım, bizzat denk geldim, şahit oldum. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok güzel çalışmalar yapıldı. Fakat yine yetersiz kaldı. Yine icraata geçirilemedi. Burada da yine uyuşturucuyla alakalı bir şeyler yapılamadı. Şimdi hukuksal alanda şunlar yapılmalıdır diye düşünüyorum. 1- Yargı mekanizmasına baktığınız zaman savunma, yani avukatlık kısmı, ilk emniyete ifade almaya gittiğinizde, cezaevinde tutukluyla karşılaştığınızda vesaire vesaire, yani avukatlık kısmı başlıyor. İkinci bir aşama ise yargı aşaması, iddia makamı, yani savcının hazırlamış olduğu iddianameye göre kim uyuşturucuyu getirdi, kim götürdü, olay yeri neresiydi, iletişim tespit tutanakları nelerdi vesaire vesaire. Üçüncü aşama ise yargı aşaması, yani hakimin vereceği ceza, yani infaz yargılaması dediğimiz, ki en önemli unsurdur bu ağır cezada. Burada yapılması gereken hakim ve savcıların öyle keyfe keder ceza vermemesi. Bir, gerçekten doğru tespiti yapıp somut delillere dayandırarak, sadece burada fiziki ve fiziki takip, teknik takip yeterli değil, tanık ifadeleri yeterli değil. Gerekirse orada aylarca o soruşturmanın devam edilmesi gerekiyor. Oradaki torbacıların da müdahil olması gerekiyor. Diğer taraftan yine hakim ve savcıların nezdinde gerçekten olay subut bulmuşsa ve somut delillere dayandırılmışsa, bu ne yazık ki öngörülebilir bir şekilde kadın cinayetine de yol açacaktır, aile düzensizliğine de yol açacaktır. Burada bir caydırıcı sebebin ekstradan müdahil olması lazım. Örneğin ben 2017 yılında bir tutukluyu ziyarete gittiğimde beyefendi iki cezadan dolayı yargılanıyordu. Birincisi kadın cinayeti, yani kadın cinayeti dediğimizde direkt eş akla geliyor. Hayır, bu eş değil, annesiydi. Annesini öldürmüş beyefendi. İkincisi de uyuşturucudan dolayı tutukluydu ve mükerrer suç olarak yargılanmıştı. Önce uyuşturucuyu kullanmış, uyuşturucuyu kullandıktan sonra kız kardeşinden altın bilezikleri istemiş, altın bilezikleri verilmediği takdirde annesi de işte kızım kaç, sen kendini kurtar vesaire derken, anne kendisi orada kendini yakıyor ve bıçaklayarak annesini öldürüyor. Bu doğaçlama bir şey oluyor elbette. Tabii ki adamın ruh haline baktığınızda, psikolojik, sosyolojik durumuna baktığınız zaman gerçekten çok vahim bir durum. Hiç kimsenin düşmanına dahi yapamayacağı bir durum. Annesini katletmek gibi bir şey. Ve beyefendi ne yazık ki günün sonunda ağlayarak açıkıra avukat hanım, ablam ben bir şey yapmadım, yapamadım, ne yaptığımı bile hatırlamıyorum diyor. İşte bundan dolayı ceza hukukunda şu getirilmeli. Cezai şart olarak bir, kadın cinayetlerinde eğer uyuşturucu madde kullanılmışsa ağırlaştırılmış müebbet olmalı. Çok net. Ya da ekstra bir madde konulmalı. Caydırıcı bir sebep olmalı. Yani bunun etkin pişmanlıktan, ben yapmadım, etmedim gibi hani bir yararlanma durumu söz konusu olmamalı. Ki bu emsal teşkil etsin, diğer arkadaşlar bunu yapmasın. Ha, ben teknik boyutta baktığınız zaman gerçekten o arkadaşımıza üzüldüm. Ceza almaması için de elimden geleni yapmak zorundayım. Çünkü bu benim görevim. Fakat diğer taraftan baktığınız zaman emsal teşkil ediyor. Bu sadece bir tane ceza dosyasından dolayı yargılanmış gibi görünüyor. Bu olmamalı. Önceki neyse uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu kullanımından sonra kadın cinayeti mi, kadın cinayetinden sonra hırsızlık mı gibi doğaçlama giden bütün ceza ağırlaştırmış ceza hukukuna dayalı dosyaların hepsini birleştirmeli ve buna göre tek bir ceza verilecekse dahi ağırlaştırılmış bir ceza olmalı veya caydırıcı bir ceza olmalı. Aksi takdirde biz bunun önünü kesinlikle ve kesinlikle alamayız. Diğer taraftan şimdi lekelememe gibi bir kanunumuz var. Yani insanlara ben Semra'lı dışarıda gördüm de elinde hassas terazi vardı. Şu kadar alüminyum fişeğe sarılı iki tane fulyo hazır kullanım kokain veya esrar vardı dediğiniz zaman vay Semra'nın haline. Semra orada 3 ay teknik takibe mi takılır, 3 ay soruşturma mı geçirir, ailesi teknik takibe, fiziki takibe mi alınır, arkadaş çevresi durmadan takip altına mı alınır? Bunlar çok hassas. Gururu, aileyi, sosyolojik olarak insanların namahremine inceten durumlardır ve bunlar da lekelememe kanuna aykırı şeylerdir. Bu yüzden hakim ve savcıların koordineli çalışıp bu lekelememe kanuna özellikle bir çözüm getirmeleri gerekiyor. Diğer taraftan dedim ki kişilik hakları zedelenmemeli.
Siz bir şey yaparken insanların hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan yapmalısınız. Bu hakim veya savcı da olsa, avukat da olsa, emniyet teşkilatından, asayişten de birileri olsa, kişilik haklarını kesinlikle ve kesinlikle zedelememeli ki bunun anayasamızda yeri çok net. TCK'da da yeri çok net. Bundan dolayı da kişilik haklarını lütfen ama lütfen yargı camiası için konuşuyorum, zedelenmemesi gerekiyor. Özellikle ve özellikle hakimler tarafından. Bir, yargılama esasında zaten sanık o suçluluk psikolojisiyle kendini net ifade edememe, özgüveni yoksun kılma, avukatını konuşturma derdine girmişken orada hakim ona bağırıp çağırıp hakaret edip onu rencide edip orada tutanak tutturup bu tarz lüks şeylere, bu tarz adaletin vermiş olduğu yetkilerin dışına çıkarak bunu yapmamalıdır. Bunu da yaptığı takdirde yine dediğim gibi uyuşturucu kullanım sayısı artacaktır çünkü burada tahrik var. Yani yargı adaleti toplumu bir yerde uyuşturucuya da ne yazık ki tahrik etmiş oluyor. Ve günün sonunda çıktığınız zaman ne yazık ki üzülerek söylüyorum falan savcı öldürüldü, falan hakim tehdit edildi, falan avukat bilmem nerede infaz edildi gibi gibi şeylerle karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Ülkede çok ciddi anlamda basın adaleti var ne yazık ki. Buna da özellikle değinmek istiyorum. Yani yargının, şimdi ben yargıyı bir takım yerlerde eleştirdim ama bir yerde de yargıyı haklı bulmuyor değilim. Burada olması gereken gerçekten yargılamanın, adaletin Türk milleti adalet hukukuna göre işlemesidir. Yani burada basının veya medyanın bunu işlememesi gerekir. Nasıl? Şimdi geçenlerde biliyorsunuz Konya'da bir olay oldu. Öncesinde Umutcan diye bir beyefendinin bir uyuşturucu çalışması oldu vesaire vesaire. Yine bir doktor arkadaşımızın bir kadın cinayetini engellemesiyle alakalı, zannedersem o da Konya'ydı, tutuklama şey oldu. Bunların hepsi yapılırken ne yazık ki sosyal medyadan birileri paylaşıyor ve bunu yine kim paylaşıyor? Medya grupları paylaşıyor. Bunu sıradan bir insan, bir hakim, bir savcı cesaret edip de, ki normal kanuna göre savcıların ve hakimlerin paylaşım yapmaları yasaktır. Ama ne yazık ki günümüzde Facebook'ta cübbeyle giyinip paylaşım yapanlar, işte konuşmalar yapanlar, demeçler verenler, fotoğraf çekinenler, selfie yapanlar, onları bir tarafa bırakıyorum tabii. Demek istediğim şey şu. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta diğer medya unsurlarının ne yazık ki adalet sistemini çok ciddi anlamda zedelediği ve pasifize ettiği, diskarife ettiği çok net görülüyor. Artık halkımız adaleti sağlıyor. Yani halkımız şunu yapıyor. Ya Semra Alık, terzih ediyorum, birine bir şey yaptığında Twitter'dan hemen yapıyorlar. Ya Semra Alık tutuklanmalı, şu tutuklanmalı, bu yapılmalı, bu yapılmalı. Ve hakim savcı töhmet altında kalıyor. Adalet Bakanımız dahi ne yazık ki töhmet altında kalıyor. Telefon üstüne, telefonu ikaz üstüne, ikaz basın uçmuş durumda, Twitter kopmuş durumda. Hanımefendi veya beyefendi tutuklanmalı ve ne yazık ki verilmiş olan hakim tarafından karar, ki normalde yasal olmayan bir şey, tekrardan geri çevriliyor. Adam tutuklanması gerekmezken örneğin tutuklanmış oluyor. Yani bunlar da ne yazık ki basının getirmiş olduğu negatif şeyler. Basın özgürdür eyvallah ama basının yargıya müdahale etme gibi bir lüksiyeti yoktur. Olmamalıdır çünkü adalet dediğiniz sistem çok farklı işler. Diğer taraftan kamu spotlarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kamu spotları yapılırken tahrik ve teşvik nitelikli görsel anlamda hiçbir şeyin kullanmaması gerekiyor. Çünkü bizim yeni jenerasyonumuz öyle bir hale gelmiş ki ne yazık ki 12 ile 18 yaş arası, özellikle şu 6 yaş bandında olan kardeşlerimiz, gençlerimiz çok kötü ama çok kötü bir şekilde tahrik oluyorlar. Çünkü bir, aile sevgisinden yoksun kalıyorlar. İki, arkadaş baskılarından, ya ben bunu yaptım, şuraya gittim, sen de gel, şöyle yaptım, böyle yaptım, şunu kullan gibisinden tahrik fazla oluyor. Diğer taraftan bu dizilerin, özellikle bir örnek vermek istiyorum, yine ne yazık ki medyaya yükleneceğim bu konuda. Çukur diye bir dizide her hafta bir adam ölüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ben asla böyle bir şey görmedim. Bir sokakta, bir mahallede uyuşturucu kullanan, kokain kullanan, hakaret eden, kavga dövüş kullanan, çeşitli uzun namlulu, kısa namlulu silahlar kullanan bir dizinin bu kadar ekranda kalması ve bu kadar izlenme rekorları kırması gerçekten çok üzücü bir durum. Burada da dizilerimize, ya bunun yerine yapılması gereken şey belgeseller çekmek. İlla ki vurup kırıp dökülecek bir şey varsa da bir sinema filmi çekilir, bir saat bir şekilde izlenir ki ona da ben normalde tepkiliyim de, hadi yapılması gereken bir şey varsa belki o rotasyona koyabilirsin diye düşünüyorum. Bu taraftan da yine medyanın unsurları ne yazık ki adalet yargısının tecelli etmediğini ve basit yargılamanın kendilerine itaat ettiğini görmüş bulunmaktayız. Bu da kötü bir durum tabii ki. İş imkanları ve birlik beraberlik noktasında olursak eğer, gerçekten yapılması gereken de bu bence. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın ve en önemli olan baştan, yani sıfırdan başlatılan süreci takip eden İçişleri Bakanlığı, emniyet mensuplarımızın bu konuyla alakalı birlikte çalışmalar yapılıp bir araya gelip bu uyuşturucu lanetini, uyuşturucu sıkıntısını bertaraf etmeleri gerekiyor. Şimdi kadın cinayetleri dedik. Kadın cinayetlerinde üstadlarımız da değindiler.
Kadın cinayetlerinin Türkiye genelindeki %35'i ne yazık ki uyuşturucu madde bağımlılığı ve alkol kullanımından kaynaklanıyor. Bundan sebeptir ki derler ya hani alkol kullanım ve uyuşturucu bütün kötülüklerin anasıdır. Gerçekten de bütün kötülüklerin anasıdır. Az önceki verdiğim örneği tekrar edip başınızı ağrıtmak istemiyorum. Medya organları sadece haber kapsamında kullanılmamalı. Dediğim gibi kamu spotu kapsamında da kullanıldığı zaman uyarıcı ve bilgilendirici şekilde bir takım çalışmalar yapılmalıdır. Denetimsiz yayınlar yapılmamalı. Benim özellikle RTÜK'ten diğer televizyon kanallarından istediğim şey de bu. Denetimsizlik olmasın. Nasıl ki bir programları 18 yaş altı olmuyorsa özellikle bu da yapılmamalı. Denetimsiz yayınlar kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nde bence yasaklanmalıdır. Evvela medyanın bu konuda özendirici dil kullanması da en büyük tehlikedir. Diğer taraftan son olarak bizim Türkiye Cumhuriyeti'mizin en büyük kanayan yaralarından bir tanesi daha toplumsal sosyolojik yapılar. Bu da yine Türkiye'nin ne yazık ki 1971'den sonra yasaklandıktan sonra Türkiye'nin uluslararası kokain ticaretinde tampon görevi görmesi ve transit görevini görmesidir. Burada 22 Mayıs 2021'de Twitter üzerinden İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı tarafından atılan bir tweetle kokain rotası diye Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Latin Amerika'dan Avrupa ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti üzerinden giden bir transiti görüyoruz ve burada da ne yazık ki mutlaka eksiklikler olur, sıkıntılar olur. Burada da ülkenin buradan zedelendiğini görmüş bulunmaktayız. Diğer taraftan yine son olarak Afganistan'da biliyorsunuz eroinin babası, eroinin ana tüketim yeri, ana üretim yeri Afganistan üzerinden şu an mültecilerin gelmesi bile bana göre çok ciddi anlamda sıkıntı teşkil etmektedir. Diğer taraftan Afganistan'ın üretimi yaptığı eroinin Türkiye üzerinden yine Balkan ülkelerine, Amerika'ya çok az zamanımız kaldı. Bitiriyorum İsmail Hocam. Balkan ülkelerine, Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine dağıtması da yine Türkiye'nin ne yazık ki kötü anlamda zedelenmektedir. Bunlar tabii yasal süreçler. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde 19 tane ilde sağlık sektöründe kullanmak üzere bir takım uyuşturucu maddeler ekilip biçiliyor ama bu sağlık sektöründe kullanmak üzere yapılıyor. Tekrardan ben İsmail Hocam'a aklınıza helal edin, teşekkür ediyorum. Bu kadar uzun süre verdiği için herhalde ben sona kaldığımdan dolayıdır. Yoksa da herhalde kesilirdi diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan başta olmak üzere bütün ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım. Sabırla dinlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Dedim ki ya şimdi doktor olarak geleceğiz burada basıncılara mikrofonu vereceğiz hiç alamayız. Yani gerçekten de ama yine de süreyi toparladık. Ben kendilerine çok teşekkür ederim ama şöyle bir şey yapmak istedim. Buradan bir slogan alabilir miyiz Emin Pazarcı abimizden? Bunu bugün özetleyen şöyle 2-3 kelime olan bir slogan verebilir misiniz? Vallahi slogan işi zor yani çok zor bir iş o oturup da slogan üretmek ve en zor iş gazetecilikte başlık atmaktır. Onun da harfler sayısı bellidir. Yani o açıdan burada tabii slogan yerine bilemiyorum ne denilebilir ama bu konuda uyanık olmak zorundayız. Evet. Bu konuda dikkatli olmak zorundayız. Bu iş hatta bekar meselesi falan tartışılıyor ya, Türkiye'nin bekar konularından birisidir. Bu iş ciddidir. Ve bu sefer de bugün yapılan toplantıda gerçekten daha ciddi geçmiştekilerden daha ciddi bir noktaya geldik. En azından meseleyi daha net kavruyor ve meselenin fotoğrafını daha güzel çekiyoruz. Her geçen gün adım adım mücadelede daha ileriye doğru gidiyoruz. Bence yola devam demek lazım. Yola devam. Milli sesimiz Zafer Şahin ne der acaba? Böyle bir slogan verebilir mi? Çünkü gerçekten kıymetli insanları bir araya getirmek çok zor. Yani ben oturduğumdan beri telefonlarım çalıyor. Hani pandemi sürecindeyiz Sayın Valim. Hani kolay değil işleri yürütüyoruz. Onlar da değerli programlarını katılımcılarımız bırakarak buraya geldiler. Bir slogan da ondan istiyoruz. Hocam vallahi siz de böyle tahtaya öğrenciyi kaldıran öğretmen gibisiniz. Yani şimdi burada Emin abin dediği gibi en zor şey başlık atmaktır. Onun iyi olması istenir. Çünkü vitrinde o vardır gazetede. O da öyle birdenbire olmaz yani. Şimdi kötü bir başlık atıp içeriği tamamen zedelemeyelim. Ben evet. Topu Melik'e atayım o zaman. Yani böyle. Melik Bey var mı bir slogan? Vallahi yani farkındalığa vurgu yapacak bir şey olması lazım.
Zafer Bey'in dediğine katılıyorum. Biz makaleleri yazdığımızda uluslararası, hani bazen İngilizce yazıyoruz, başlığı en son atarız. Yani öğrencileri de başlığı en son atın deriz. Başlık yazıp altı yazılmaz. Üstadlarım dediği çok doğru tespitleri. Thunderburst diyoruz. Yani gök gürültüsü gibi bir başlık olmalı. Bu anlamda ben şunu söylüyorum. Bu ilaçlar bukalemun gibi arkadaşlar. Bukalemun benzeri ilaçlar diyoruz biz. Her şekilde kendini gizleyebilir, saklayabilir. Uyanık olalım. Saklandığında onları yerinden çıkarıp tedavi edelim, onaralım. İsmail evet. Hocam, şimdi konuşurken tehlikenin farkındayız. Tamam, bakın gördünüz, tehlikenin, basın tehlikenin farkında. Evet. Yani güzel bir slogan oldu. Hacı Bey, vardır sende, sen Kayserilisin hocam, hemen hemen halledersin. Şimdi burada vermeyeyim, yarın atarız maçı. Öyle mi? Peki, peki. Herkes burada gazeteye saklayalım. Ben teşekkür ediyorum herkese. Özellikle bunun Şanlıurfa'da yapılmış olması çok önemli. Şanlıurfa önemli bir şehir. Dinleyiciler dikkatle dinlediler. Önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Bu soru var mı? Soruları alabiliriz. En fazla 5 tane soru alabileceğiz. Evet, buyurun. Mikrofon varsa uzatalım, yoksa biraz sesli konuşun. Müxtelif yerlerinde çalışmalar yaptık. 7 yıl önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin önünde 2 polisimiz şehit edildi. Ve bu polisimizi şehit eden Topdağ Mahallesi'ndeki 2 gençti. Uyuşturucuya alıştırılıp eline silah verilip tabancayla şehit edildi. Uzun namlulu silahla şehit edilmedi. Bunun üzerine ben Topdağ mevkiini seçtim. 7 yıldan beri Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle orada derneğimizi sürdürüyorum ve orada uyuşturucuyla mücadele çalışması yapıyorum. Aynı zamanda Kader Spor Kulübü'nü de kurduk orada. Tabii bu çalışmalarımızın neticesinde bu spor faaliyetlerinin çok etkili olduğunu Büyükşehir Belediye Başkanımız öğrendi. Kendi belediye başkanlığı döneminde de kentin her yerinde spor kulüpleri açtı, spor salonları açtı. Ben de 40 yaşından sonra Wushu Kung Fu Federasyonu'na gidip hem antrenörlük hem hakemlik belgesi alıp kendi 3 aylık bir zaman şeyinde 13 tane milli sporcu yetiştirdik. Wushu Kung Fu dalında, ondan sonra kafes dövüşlerinde Muay Thai dalında şu anda benim kendi yetiştirdiğim öğrencilerim spor akademisinde akademisyenliği okumakta, yani şu an beden öğretmenliğini okumakta. 2 tane de öğrencim özel hareket birimine, polis birimine geçtiler. Elhamdülillah, çok şükür. Şu anda yine biz orada çalışmalarımızı yapmaktayız. Mağaralardayız. Kentin görünmez yerlerindeyiz. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız, Eybiye Kaymakamımız, Sosyal Yardımlaşma Müdürümüz, Belediyenin Sosyal Yardımlaşma Müdürümüz, ilçe müftü ve il müftümüz, hepimiz koordineli bir şekilde o insanları el atmaktayız. Yardıma muhtaç insanları gözetmekteyiz. Zaten bu uyuşturucunun ana sebebi sevgisizlikten gelmektedir. Sevgi verilmeyen çocuk bu uyuşturucuya düşmektedir. Biz bunun bilincindeyiz. Biz her zaman 7-24 saat, 365 gün, 6 saat biz oralardayız. Oralarda olduğumuzu her zaman hissetmektedir. Yalnız bir şeyde sıkıntı var. Bu bir kent ütopyası yaşatılmakta. İşte çok böyle haddinden fazla böyle abartılmakta. Hayır, biz oralardayız. Sayın Vali bu konuda çok hassas. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız çok hassas. Bizler STK başkanları, Şanlıurfa STK başkanları çoğusu bu konu üzerinde çok hassas. Ayrıyetten madde bağımlılar, madde uyuşturucu ve bağımlılar. Şu anda PUBG'den bir şey var. Sorunuzu alırsak. Şu anda madde ve bağımlılarla ilgili birçok çalışma var. Yalnız şu anda bağımlılık 3 yaş altında. Neden 3 yaş altında? Kişi, ebeveynler olarak tablet çocuklara veriyoruz. O tabletlerle çocuklar bazı programlara endeksleniyor beyinleri. Şu anda uyuşturucudan çok bu bağımlılık daha sinyal vermekte bence. Bu konu hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum.
Öncelikle STK başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ben Urfa'ya baktığımda Urfa gerçekten güzel dizayn edilmiş. Urfa'mız çok güzel. Hani dün Göbekli Tepe'ye gittik ama sadece Göbekli Tepe tarihi bir yer. Peygamberler şehri. O iki tane orada duruyor. Hazreti İbrahim peygamberin atıldığı yer. Yani insan buraya geldiğinde bir enerji alıyor. Manevi bir enerji alıyor. Aslında şunu yapmışsınız. Gönüllerine dokunarak doğru yerde öğrencileri tespit etmişsiniz. Allah göstermesin, terörist yetişecekken özel hareket yetişmiş. Yani bu büyük bir değişim. Yani bu çok önemli bir hizmet. Onun için teşekkür ediyorum. Yine arada da verebilirim. Bakanlığımızın, hastanelerimizin çocuklarla ilgili, hani 3 yaşındakilerle ilgili biraz daha tedaviler farklıdır. Onlarla ilgili de tedavi protokolleri var. Bunu bilmenizi isterim. Her yaş grubuyla ilgili. Bağlantıda olun. Gittiğinizde ziyaret edin. Şöyle bir şey yapıldı. Biz acilciler olarak Türkiye'deki 81 vilayetten ikişer tane sorumlu acilcilere uyuşturucuyla mücadele eğitici eğitimi verdik. Onlar da illerde aslında bu eğitimi verebilirler. Mutlaka ilinizde de vardır. Bunu talep edebilirsiniz. Bizlerden talep edildiğinde de her zaman online olarak, hani gelemesek bile online olarak gönüllü bunlara katılırız. Buradaki temel amaç Sinan Başkanım'ın yapmak istediği farkındalığı oluşturmaktı. Yani bir kıvılcım atıp, bir de mahrem konu, bu konu işlenmesin düşüncesi vardı. Buna gönül açarak kıymetli valimizin, belediye başkanımızın bu kadar süre gelip zaman ayırıp dinlemesi bunun ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ben o açıdan da ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Var mı? Yok. Öyleyse ben kıymetli katılımcı... Buyurun. Evet. Benim kıymetli sorum. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Var mı soru? Benim bir sorum var. Özellikle değinilmesini istediğim bir alan var. Almanya'da Zatar adlı bir rapçi var. Semra Hanım dilendirmişti. Ezel adlı bir rapçinin kliplerini. Burada muhalefete de büyük iş düşüyor. Çünkü Free Ezel diye sonrasında bir etiket koydular. Mesela onun parçasında geçen bir söz, Esrar'ın da etkisiyle ışık daha parlak diye bir söz geçiyor. Ve Zatar adlı rapçi YPG'ye oradan uyuşturucu transferi yapıyor. Bununla ilgili Almanya'da hapis cezası almış birisi. Ve çıkardığı rapçiler de maalesef gençlerimizi bu yönde etkiliyor. Özellikle YouTube'da trendlerde yapılan videolara baktığımızda... Konuyu anladım. Eğer müsaade ederseniz cevap verebilirim. Devam edin lütfen. Şunu sorarak bitirmek istiyorum. Özellikle yürütük televizyonları vesaire denetliyor ama YouTube'da özellikle 18 yaş altı istediği şekilde içeriklere tıklayıp izleyebiliyor. Geçenlerde Rütük özel kalem müdürü aramıştı. Bununla ilgili çalışma yapacağını söylemişlerdi. Ama yıllardır herhangi bir çalışma yok. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Mesela Twitch yayınları, burada gençlerimiz Twitch yayınlarında sürekli çocuklarımız izliyor. Orada işte çeşitli esprilerle bunlar söyleniyor. İşte Mary Jane diye bir rap parçası daha var. Aslında Mary Jane amfetamin maddesi oluyor. Ama ismini Mary Jane koyduğu için bunu müdahale edilemiyor. Bunlarla ilgili ne yapılabilir? Özellikle YouTube denetimi, internet denetimi noktasında bunları merak ediyorum. Şöyle, ben kendi yazdığım bir kitap var. Tamamen toplum kaynaklı yazdığımız, hediye ederiz size. Buraya başkanımıza göndeririz, STK'ları da göndeririz. Aslında Sayın Valim bunu daha iyi söyleyecektir ama biz ne yapıyoruz? Hani kamu kurumunda bu tür tespitlerimizle ilgili mutlaka yazışmalar yaparak, isim belirterek, bazen biz tespit edilmeyen maddeleri resimlerle beraber bildirerek, aynı şekilde çocuklara bu şekilde Melek ismi veriliyor mesela. Yani onlara cazip gelecek. Söylemiştim ya, modafinil etken maddesi. Bunları yine konuşabiliriz. Arada bana da sorabilirsiniz. Ben buradan değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum ve sözü buyurun. Şimdi bu soru, son soru önemliydi. Bir yıldır bir mücadele veriyoruz. İzliyor musunuz bilmiyorum. Dijital vatan diye bir kavram artık ortaya çıkmalı ve dijital vatana da bir sahip çıkmalıyız. Yani çok ciddi şekilde kirletiliyor ve son olarak da Cumhurbaşkanı işte yalan teröründen bahsetti. Sadece yalan terörü değil, müsilaj gibi çevreyi saran bir pislikle karşı karşıyayız. Yani sosyal medya, her şeyin çok rahat konuşulduğu, her türlü kirletmenin yapıldığı, her türlü gayri ahlaki tavırın sergilendiği bir yer olmamalı ve geciktik biz bu konuda, çok ciddi geciktik. Yapılacak bir takım düzenlemeler deniliyor ama bu düzenlemeleri bekliyoruz. Bence Türkiye'nin olmazsa olmazlarından birisi
sosyal medya düzenlemesidir. Çünkü ileride biz bunu birkaç sene daha beklersek hiçbir düzenleme yapamayacak hale geleceğiz. İş o noktaya doğru gidiyor. Teşekkür ederim. Yine bu çok izlenmesine bağlı nöbetler, ölümler, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, psikiyatrik hastalıklar, anksiyete, depresyon, kendini kötü hissetme, ailede dışlanma gibi durumlar var. Bunları tartışacak mutlaka Anadolu Yayıncılar Derneği. Böyle bir derin konuyu aldıktan sonra diğer konularda zamanla tartışılacak. Ben de aynen Emin abimize katılıyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum katılımcılarınızın. Peki burada sözü Çetin Hocam'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Tabii çok değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Değerli İsmail Altuntop Hocam, Emin Pazarcı, Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı, Mehmet Karakaya ve Semra Ilık hanımefendi. Efendim şimdi bir aile fotoğrafı için sahneye davet ediyorum Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı, Sinan Bey, Sinan Başkanımızın, Anadolu Yayıncılar Derneği yönetimi, Faruk Bey ve Abdurrahim Toru lütfen sahneye. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim sizlere de. Evet, masanın ön tarafını alalım lütfen.